Hayatta beni en çok mutlu eden şey, günün sonunda eve gittiğimde emekleyerek paçalarıma tutunan ve ağzından anlamsız kelimeler dökülen 1 yaşındaki biricik oğlumu kucaklayarak bağrıma basmaktır. Korunmaya muhtaç olan o masum varlık hayatımdaki her şeydir. O gün yine her sıradan gün gibi evimizin yanında bulunan bahçede çalışıyordum. Bahar aylarıydı. Ağaçlar yeşil elbiselerine bürüneli fazla olmamıştı. Bazılarına kış ağır gelmiş ve dallarından bir kısmını bahara çıkarmayı başaramamıştı. Ben de elimdeki testereyle onları bu kuru uzuvlarından arındırıyordum. Öğleden sonra dallarından gövdesine kırmızı ve koyu kıvamlı bir sıvı akmış bir ceviz ağacına gelmişti sıra. Daha önce hiçbir ağacı bu halde görmemişti. Bahçeyi birkaç gün önce dolaştığımda bu ağacı bu şekilde gördüğümü hatırlamıyordum. Muhtemelen bu birkaç gün içerisinde benim bilmediğim bir parazit türü bu ağaca musallat olmuş diye düşündüm. Ben küçük bir çocukken de devasa bir boyuta sahip olan bu ağacın dedemin gözünde hep özel bir yeri olmuştur. Dedem gençlik yıllarında bir gün bahçede çalışırken bahçe kapısı istikametinden birinin dedemin ismiyle seslendiğini duymuş. Kapının önüne gittiğinde ihtiyar bir adamın beklediğini görmüş. Dedem kim olduğunu sorduğunda adam, "Ateşler köyünden geliyorum. Köy köy dolaşıp tohum satıyorum" demiş. Dedem, "O köy nerede? Daha önce hiç duymamıştım" deyince adam parmağıyla güneydeki dağları işaret etmiş. Dedem, "Adımı nereden biliyorsun?" diye sormuş. Adam, "Az önce sizin köydeydim. Birkaç kişiye tohum sattım. Ahaliye civarda başka ev olup olmadığını sorunca bana senin adını söyleyip burayı tarif ettiler" demiş ve yanında yerde duran çuvalın içerisinden küçük bir testi çıkarıp "Soğuk suyun var mı diye yol için biraz su doldurayım" demiş. Dedem "Gel içeriye, kuyu var" deyince adam yerdeki çuvalını sırtlayıp sanki orayı daha önceden biliyormuş gibi direkt kuyunun olduğu yere doğru yürümüş ve kuyudan su çekip testisini doldurmuş. Elini yüzünü yıkayıp kuyunun yanına oturmuş ve derin bir of çektikten sonra ağzının içerisinden kendi kendine "Zamanı gelmiş" deyip söylenmiş. Dedem "Anlayamadım, ne zamanı?" deyince adam "Ahir zaman, artık hiç insanlık kalmamış. Gün gelecek, insanlar birbirlerini yiyip bitirecek" demiş ve "Tohum almak ister misin?" diye sözlerine devam etmiş. Dedem "Sağ olasın, gerek yok" demiş. Adam "O zaman sana ceviz vereyim, çok verimli bir cinstir. Para mara istemem, sana hediyem olsun" demiş ve çuvalından bir beze sarılı bir şey çıkartıp "Al bunu, içerisinde 3 tane ceviz var. Bunu bu şekilde bezle birlikte çamura göm" diye sözlerine devam etmiş. Dedem beze sarılı cevizleri alıp hemen oracıkta kuyunun yanındaki balçık zemine o şekilde gömmüş. Adam gidecek çok yolunun olduğunu söyleyip müsaade istemiş. Dedem adamı uğurlamak için ona bahçe kapısına kadar eşlik etmiş. Adam giderken dedeme "Dikkat et" demiş. Dedem "Neye dikkat edeyim?" diye seslenmiş ama adam cevap vermemiş ve ardına bile dönüp bakmadan yoluna devam etmiş. Dedem davranışlarının ve konuşmalarının anormalliğini de hesaba katarak adamın akıl yoksunu biri olduğu kanaatine varmış ve bahçeye geri dönerek çalışmaya devam etmiş. Aradan yıllar geçmiş. Adamın verdiği cevizler 3 gövdeli büyük bir ağaca dönüşmüş. Köyde ağaçlarını sulaması için her köylü haftanın belirli gün ve saatlerine göre sulama kanalından gelen suyla paylaştırılırmış. Ağaçlarının sulanması için dedeme yıllar önce bir gün gece saatlerinde su verilmiş. Zifiri karanlık bir geceymiş. Ağaçların bir kısmı suladıktan sonra gecenin ilerleyen saatlerinde sıra 3 gövdeli ceviz ağacına gelmiş. Elindeki gaz lambasını ağacın küçük dallarından birine asmış ve o cılız ışık altında elindeki kürekle su yolunu değiştirmek için uğraştığı sırada ağacın üzerinden sanki bozuk radyo frekanslarının sesini andıran bir cızırtı duymuş. Sesin duyulmasıyla birlikte sesin geldiği yerden beyaz bir ışık yayılıp çevresini aydınlatmış. Dedem ışığın ve cızırtının kaynağını görmek için başını yukarıya kaldırırken anlamını bilmediği bir kelime bir kadın sesiyle etrafta yankılanmış. Başını yukarıya kaldırdığı sırada ağacın dallarından birine oturmuş, saçlarını tarayan ve beyaz ışıklar saçan beyaz elbiseli genç bir kadın görmüş. Dehşete kapılan dedem bunun şeytani bir varlık olduğunu düşünüp elindeki kürekle kadına vurmak için hamle yapmış. Fakat kadın daha küreği kaldırır kaldırmaz ışık sönmüş. Cızırtı susmuş ve kadın kaybolmuş. Küreğin metal kısmı boş dal üzerine inmiş. Sap kısmı ise ağaçta asılı duran gaz lambasına çarpmış. Kırılan gaz lambası ağacın kök kısmını düşüp alev almış. Dedem alevleri söndürmeden koşarak oradan uzaklaşmış. Ertesi sabah gittiğinde ağacın gövde kısımlarının az miktarda yandığını görmüş. Muhtemelen bendinden taşan su ağacın kök kısmından kaynaklanan alevleri söndürmüş. Dedem köyün hocasına o gece duyduğu kelimenin anlamını sormuş. Hoca da dikkat et anlamına geldiğini öğrenmiş. Bu ağacın 3 tane gövdesi vardı ve her bir gövde 3 dala ayrılıyordu. İşte bu dallardan birinde hiçbir yaşam belirtisi yoktu. Kuruyan dalı kesmek için ağaca tırmandı. Yerden yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde bir dalın üzerinde durup kuru dalı kesmeye başladım. Kesilen yerden ağacın gövdesinden akmakta olan aynı kırmızı sıvı akmaya başladı. Dalın henüz bir kısmı kesilmişti ve ben burada olup bitene anlam vermeye çalışıyordum. O sırada arkamdan bir cızırtı sesi duydum. Başımı çevirdiğimde tam gözlerimin önünde bir çift sarı göz ve soluk bir kadın yüzü gördüm. Kadın gözlerimin içine bakarak dikkat et anlamına gelen yabancı kelimeyi söyledi. Genç bir kadın yüzüne sahipti ama ses tonu yaşlı bir kadının sesine aitti. O an korkudan dengemi kaybedip sırt üstü yere düştüm ve başımı sertçe yere çarptım. Daha sonra geçmiş yıllarımla ilgili bir takım bölük pörçük rüyalar gördüğümü hatırlıyorum. Gözlerimi açtığımda ağacın altında sırt üstü yatıyordum. Muhtemelen 1 ya da 2 saat yerde o şekilde yatmıştım. Güneş batıdaki tepelerin üzerine iyice yaklaşmıştı. Acaba ağacın üzerinde gördüğüm kadını gerçekten mi görmüştüm? Yoksa sadece ayağım kayıp düştükten sonra yerde baygın yatarken gördüğüm rüyalardan biri miydi bu da? Kalkıp eve doğru yol aldı. Kapıyı çaldığımda eşim açtı. Kucağında oğlum vardı. Oğlumu kucaklayıp oturma odasına geçtim. Odada oğlumdan birkaç ay küçük gibi görünen başka bir bebek daha emekliyordu. Oldukça esmer ve zayıf bir bebekti. Herhalde komşuların birisi kısa süre bakmamız için bize bırakmıştır diye düşündüm ve mutfaktaki eşime "Hayatım, bu bebek kimin?" diye sordum. Eşim bulunduğum odaya girdi. Başımda dikilip endişeli bir ifadeyle bana baktı. "Ne oldu? Neden öyle bakıyorsun?" diye sordu. "Sen iyi misin?" diye karşılık verdi. "Bilmiyorum. Bugün düşüp başımı yere vurdum." Eşim, "İnsan kendi kızını hiç unutur mu?" dedi. "Ne yani? Bu çocuk şimdi bizim mi?" dedi. "Nasıl olurdu? Bizim sadece bir çocuğumuz vardı. Belki de ben öyle hatırlıyordum. Belki de başımı çarpmamın etkisiyle kısmen hafızamı kaybetmiştim." "Adı ne peki?" dedim eşime. Eşim, "Onun adı Lahap" dedi. "Bu nasıl bir isim? Ne anlama geliyor?" diye sordum. "Yalın alev anlamına geliyor" dedi. Kafam iyice allak bullak olmuştu. Kendimi iyi hissetmiyordum. Biraz hava almak için dışarıya çıktım. Kapının önünde durup etrafa baktım. Gökyüzü kızıl renge bürünmüştü. Yaklaşık 50 metre ötedeki yaşlı çınar ağacının altında keçiler ve buzağlar otluyordu. Hava kararmadan hayvanları, onları ağla sokmalıyım diye düşünürken eşim kucağındaki o bebekle dışarıya çıktı ve çınar ağacına doğru yürüdü. Aramızda yaklaşık 15 metre mesafe vardı. Bebeğin üzerinde giysileri yoktu ve vücudu siyah, seyrek, ıslak tüylerle kaplıydı. Eşim çocuğu yere bıraktığı an çınar ağacındaki kuşlar çığlık çığlığa bağırarak havalandılar. Keçiler ve buzağlar çıldırmış gibi boynuz darbeleriyle birbirlerine saldırmaya başladılar. Onlar birbirlerini yaralayıp kanlar içerisinde bırakırken ilerideki köy istikametinden çığlıklar yükselmeye başladı. O sırada çocuk elleri ve ayakları üzerine doğruldu. Dizleri normal bir insana göre ters bir şekildeydi. Geriye doğru bükülüyordu. Çocuk elleri ve ayakları üzerinde koşarak çınar ağacının altına gidip keçilerin ve buzağların az önce otladığı, şimdi ise birbirlerini parçaladıkları yeşilliklerde otlamaya başladı. Ben hayretler içerisinde olan biteni izlerken eşim döndü ve bana baktı. Yüzünde korkunç bir ifadeyle Yine aynı kelimeyi söyledi ve bağırdı. Ortadan kayboldu. Bir iki saniye sonra birden tam karşımda sarı gözleri, gözlerimin önünde aniden ortaya çıktı. Ben korkunun etkisiyle geriye doğru sıçradım ve sırt üstü düşüp başımı sertçe yere çarptım. Gözümü açtığımda ceviz ağacının altında sırt üstü yatıyordum. Ayağa kalktım. Kuru dal az bir kısmı kesilmiş vaziyette duruyordu. Hava kararmak üzereydi. Yerden testereyi alıp eve doğru ilerledim. Kapıyı çaldığımda eşim açtı. Kucağında oğlum vardı. Oğlumu kucaklayıp oturma odasına geçtim. Endişeli gözlerle etrafa baktım. Her şey normaldi. Birlikte akşam yemeği yerken eşim çok mutlu görünüyordu. Gülümseyerek "Sana çok güzel bir haberim var" dedi. "Ne?" dedim. "Hamileyim" dedi. Gündüz yaşadığım o garip olaydan mıdır yoksa Karabaş'ın durmaksızın devam eden o uğursuz havlayışından mıdır bilmem. Beni o gece hiç uyku tutmadı. Yatakta huzursuzca dönüp dururken tüm bu olanlar korkunç bir tesadüf olup olmayacağını düşünüyordum. Belki de tesadüf değildi. Bir görüş elektronların hafızaları olduğunu ve sürekli sıçrayıp durduklarını, atomlar arasında bilgi alışverişlerine sahip olduklarını savunur. Bu görüş telepatiyi, 6. hissi ve uzun süre aynı ortamda bulunan insanların aynı anda aynı şeyleri düşünmesini, aynı anda iki farklı yerde olabilme özelliğine de sahip bu atom altı parçacıkların davranışlarına bağlar. Buna göre insanlar konuşmadan düşünceleri gibi korkularını da bazen istemsiz olarak birbirleriyle paylaşabilir. Belki de durum sadece bundan ibaretti. Karabaş'ın acı çeker gibi uzun uzun havlayışları sinirlerimi geriyor ve sağlıklı düşünmeme engel oluyordu. 10 yıldır bu toprakların bekçiliğini yapan Kangal Melezi Sadık dostumun daha önce böyle bir davranışına şahit olmamıştım. Bir ara onun kuduz olduğunu bile düşünmeme neden oldu. Her iki ihtimale karşı yarı otomatik av tüfeğimle dışarıya çıktım. Gökyüzünde ay görünmüyordu. Sadece gece kuşlarının ürpertici çığlıkları ve Karabaş'ın gece boyunca havlamaktan kısılmış sesi o iç bunaltıcı zifiri karanlığı delirtiyordu. Karabaş'ın yanına gidip el fenerini ona tuttuğumda kulaklarını batıdaki kayısı bahçesine dikmiş vaziyette dikkat kesilmişti. O yönden gelen ve benim duymadığım frekansta bir takım seslerin onu oldukça huzursuz ettiği çok belliydi. O yön yaban domuzlarının talan etmek için bahçemize giriş yaptığı istikametti. Bahçenin arkasındaki sık koruluk derede gündüz saklanıp gece ise tam o noktadan bahçeye giriş yaparlardı. Yine yaban domuzlarının geldiğini düşünerek tasmasındaki halkadan zincirin çengelini çıkarır çıkarmaz Karabaş adeta şimşek gibi bir hızla kayısı bahçesine doğru koşarak karanlığın içinde kayboldu. Az sonra havlaması daha da hararetlendi ve sonra Karabaş'ın acı haykırışlarını duydum. Yanlışlıkla onu vurmamak için o yöne havaya doğru ateş ederek ilerlerken acı içinde inleyerek yanıma geldi. O etrafımda dolanarak yine o yöne doğru havlamaya devam ederken karanlığa doğru birkaç el ateş ettim ve sonra eve döndük. Sabah devasa kavak ağaçlarının arasında kükreyen şiddetli rüzgarın çatımızın üzerine kopararak fırlattı. Küçük ağaç dallarının sesiyle uyandım. İnanılmaz derecede başım ağrıyordu. Kapının önüne çıktığımda daha ağır bir nesnenin çatıya düştüğünü, yuvarlanma sesini duydum ve nesnenin yukarıdan önüme düştüğünde onun kesik bir köpek başı olduğunu gördüm. Bedenini görebilmek için etrafa bakınırken evin önünde ve çevresinde başka köpek başlarının daha olduğunu fark ettim. Topladığım 4 tane köpek başını eski bir çuvala koyup bahçenin ilerisindeki dere kenarına attım. Bunu yapan şeyin ne olabileceğini düşünerek çevrede bedenlerini aradım. Fakat hiçbir şey bulamadım. Evin arkasına ilerlediğimde duvar kenarına uzanmış ve oldukça bitkin görünen Karabaş'ın göğsünde yaklaşık 20 santim uzunluğunda bir kesik yarası olduğunu gördüm. Bu ya çok keskin bir alet yarasıydı ya da dün gece karanlıktaki o şey her neyse bu boyutta bir yaralanmaya sebep olacak kadar keskin pençelere sahipti. Karabaş diğer köpeklerin aksine başı hala gövdesinin üzerinde olduğu için şanslı olmalıydı. Çok geçmeden evin yakınındaki yolda bir traktör sesi duydum. Gelen köy muhtarıydı. Bana dün gece garip şeyler görüp görmediğimi sormak için gelmiş. Muhtarın anlattığına göre dün gece bu bölgenin farklı yerlerinde vahşi hayvan saldırıları gerçekleşmiş. Bize birkaç kilometre ötede, başka bir köy sınırları içerisinde kalan bir yerde, bir adam evinin önünde, siyah tüylü, oldukça keskin dişleri ve pençeleri olan bir yaratık vurmuş. Adam ve kardeşi, yerde cansız yatan yaratığı incelemek için yanına gittikleri sırada, aniden canlanıp kardeşlerinden birine saldırılmış. Keskin pençeleriyle zavallı adamın karnını, her kazışında bağırsakları bedeninin dışına daha çok saçılmış. Diğer kardeş av tüfeğiyle birkaç el ateş ettikten sonra yaratık kaçarak karanlıkta kaybolmuş. Olaya şahit olanlar bu hayvanın daha önce görmedikleri bir tür olduğu konusunda hemfikirmiş. Akşam saat 22 sıralarında dışarıya çıktığımda üzüm bağı tarafından bir takım sesler duydum. İçerisinde matkap ucunu andıran yaban domuzları için tasarlanmış bir mermi çekirdeği bulunan fişekleri tüfeğe doldurup sürünerek sessizce sesin geldiği yöne doğru ilerlemeye başladım. Oraya yaklaştığımda görmediğim bir şey, ay ışığının aydınlattığı gri renkli bağ bitkilerini sağa sola savuruyordu. Bu kadar tehlikeli olduğunu bilmeme rağmen içimdeki merak ve ailemi savunma içgüdüsüyle orada duruyordum. O yaratığı izliyordum. Birden sesler kesildi ve birkaç dakika boyunca ne bir ses duydum ne de bir hareketlilik gördüm. Ama o şeyin az ileride karşımda olduğundan emin olduğum için beklemeye devam ettim. Sonra arkamdan birden ortaya çıkan ve yavaş yavaş bana doğru yaklaşan bir ses duydum. Yaklaşan şeyin beni fark etmemesi için hareket etmeden bir bağ bitkisi altında durdu. Siyah bir şey yavaşça yanımdan geçip az ileride karşımda durdu. Bir insan boyutunda olan bu şeyin bedeni maymun bedeni gibi, başı ise kurt başını andırıyordu. Havayı koklayarak alev gibi parlayan gözleriyle etrafa bakınıyordu. Muhtemelen kokumu fark etmişti. Fakat beni hala göremiyordu. Artık beni bulması an meselesi olduğu için yavaşça tüfeğin namlusunu ona doğrulttum. Altında saklandığım bağ bitkisine yaklaşık 1 metre mesafeye kadar yaklaşmıştı. Ağzından yapışkan salyalar akan, keskin dişlerinin göründüğü ağzından hırıltılar, sesler ve böğürtüler çıkıyordu. Tam o iğrenç başını bana doğru uzattığı anda tetiği çektim. Tüfek ateş alır almaz yaratık geriye doğru hamle yapıp birkaç metre ötede yere düştü. Karşı istikametten 3 yaratık daha koşarak gelip kanlar içerisinde bağırarak yerde çırpınan yaratığı parçalamaya başladılar. Her biri bir parçasını sürükleyerek karanlığın içerisinde kayboldular. Ertesi gün öğlen saatlerinde köye gittiğimde bu tür saldırılarla birlikte kayıp olaylarının da yaşanmaya başladığını öğrendim. Toplamda 37 kişiden haber alınamıyormuş. Köy meydanından geçerken dehşete kapılmıştım. Köylüler öldürdükleri bu yaratıkların başlarını tekrar canlanmaları tehlikesine karşı keserek gövdelerinden ayırmıştı. Kimileri bu başları köy meydanında sergiliyor, kimileri de bir marifet göstergesi gibi bu yaratıklara ait başsız bedenlerini traktörlere bağlayıp köy yollarında sürüklüyordu. Herkes bu yaratıkları köye gelmek için yola çıkan habercilere göstermek için sabırsızlanıyordu. Söylenenlere göre tüm köy halkı soruşturmaları yürütmeleri ve tedbir almaları için görevlendirilen güvenlik güçlerine şiddetli baş ağrılarından yakınıyormuş. Ben dedemleri ziyaret ettikten sonra eve geri döndüm. Akşam tekrar geleceklerini tahmin ettiğim için bu yaratıklara karşı tedbir amaçlı olarak dereden bahçemize çıkan ve sadece yaban domuzlarının kullandığı patikayla birleşen bahçe çitlerindeki bir oyuğu sağlamlaştırmaya çalışırken dere içerisindeki çalıların arasından göremediğim bir şeyin bana doğru hızla yaklaştığını fark ettim. Hemen yan tarafımdaki ağaç gövdesine dayamış olduğum tüfeği alıp kıpırdayan çalılara nişan aldım. Parmağım tetiğin üzerinde beklerken çalıların arasından köyün hocası Ahmet çıktı. Dehşeti yaşamışçasına korkmuş yüz ifadesini ve çamurlu, yırtık kıyafetlerine bakarak onun yaratıklardan kaçtığını düşündüm ve ne oldu, yaratıklar nerede diye sordum. Ahmet yaratık değil dedi. O zaman neyden kaçıyorsun diye sordum. Ahmet onlar yaratık değil diye yanıt verdi. Onu yakasından tutup sirkeleyerek ne diyorsun doğru düzgün anlatsana dedim. Ahmet bitkin bir halde yere oturup sırtını ve altında durduğumuz kayısı ağacının gövdesine yasladı ve anlatmaya başladı. Anlattığına göre güvenlik güçleri öğleden sonra çalışmalarına köyün dışarısındaki derenin vadi yamacında bulunan ve ne kadar derine indiği kimsenin bilmediği küçük mağaralar üzerinde yoğunlaştırdıklarında köylüler o bölgeden silah sesleri duymuş. Oraya vardıklarında vadi kenarında bu kişilere ait cansız bedenlerle karşılaşmışlar. Bu olayın hemen ardından 12 kişilik bir tim ve yeni soruşturma ekipleri daha önceden yola çıkan habercilerle birlikte köye giriş yaptıkları esnada gördükleri şey karşısında dehşete düşmüşler. Köy meydanına dizilmiş olan, daha önceki ekipler tarafından aranan kayıp köylülere ait kesik başları ve traktörlerin arkasına bağlanıp yerde sürüklenen başsız insan cesetlerini görünce kimileri çığlıklar atmış, kimileri ise kusarak baygınlık geçirmiş. Olup bitene anlam veremeyen köylülerin büyük bir kısmını gözaltına almışlar. Ahmet de kaçarak saklanacak bir yer bulmak için buraya kadar gelmiş. Bunları duyunca hemen telefonumu çıkartıp bahçe içerisinde sinyalin iyi olduğu bir yer bulup internete girdim. Arama motoruna bizim köyün ismini yazınca çıkan yeni yayılmış haberlerde kayıp olaylarının ve yaratık söylentilerinin olduğu köye gelen araştırma ekiplerinin de aynı köy halkı gibi yaratık halüsinasyonları görerek birbirlerini korkunç şekillerde katlettikleri yazıyordu. Çevre köylerde ve ilçelerde yaşanan bu türden saldırılara görerek cinnet geçirme olayı haberlerini de görünce aklıma yıllar önce tohum satıcısının dedeme gün gelecek insanlar birbirlerini yiyecek diye bahsettiği ahir zaman geldi. Sonra ceviz ağacından düştükten sonra gördüğü birbirlerini parçalayan keçiler ve buzağları hatırlayınca tüm bu kötülüğün üç gövdeli o lanetli ceviz ağacından kaynaklandığını ve bir şok dalgası gibi merkezinden çevresine yayıldığını düşünmeye başladım. O an aklıma bir gün önce evin etrafından topladığım kesik köpek başlarını içerisine koyduğum çuval geldi. Eğer durum böyleyse o çuvalın içerisindekiler neydi? Peki dün gece ateş ettiğim o şeyler? Canavarca şeyler yapmış olabileceğimi yarattığı suçluluk duygusu göğüs boşluğumu doldurdukça doldurdu ve sanki karanlık bir denizin ortasında ezilircesine nefes almakta zorlandım. Var gücümle koşarak dere kenarına atmış olduğum çuvalı aramaya başladım. Bir çalının yanında duran, alt kısmından kanlar süzülmüş olan çuvalın düğümünü titreyen ellerimle güçlükle açtığımda tam da korktuğum gibi kesik insan başlarıyla karşılaştım. O anda Ahmet bana ileriden "Ne yapıyorsun? O ne?" diye seslendi. Ben de hiçbir şey diyerek çuvalın ağzını tekrar bağlayarak olduğu yerde bıraktım. Akşama doğru Ahmet'le birlikte tedbir amaçlı evin pencerelerini tahtalar çakarak kapatmaya çalışırken köyden gelen silah seslerini duyduğumda köye yeni gelen güvenlik güçlerinin ve habercilerinin de diğerleriyle aynı akıbeti yaşadığından hiçbir şüphem yoktu. Olan bitenden haberi olmayan eşim kuyudan akan suyun kırmızı renkli olduğunu söyleyince gövdesinden kırmızı sıvı süzülen ceviz ağacıyla bir bağlantısı olduğunu düşündüm. Tohum satıcısının bahçeye geldiğinde sanki daha önceden biliyormuş gibi direkt kuyunun yanına gitmesini de hatırlayınca şüphelerim iyice artmıştı. Kuyunun içerisindeki suyu boşaltmak için su motorunu çalıştırdım ve yaklaşık 5 saat boyunca dışarıdan duyulan hırıltılara ve tıkırtılara kulaklarımızı tıkayarak ışıkları söndürüp kapısını kilitlediğimiz evden dışarıya çıkmadık. Saat gece yarısına yaklaşırken Ahmet'le birlikte dışarıya çıktığımızda kuyudaki suyu iyice azalmıştı. Eşime dışarıda ne olursa olsun kapıyı asla açmamasını, Ahmet'e de tüfeğimi verip evin çevresinde hiçbir şeyi yakınlaştırmamasını ve kuyunun başından ayrılmamasını söyledim. Bir halat alarak merdivenle önce su kuyusunun yanındaki 6 metrelik motor kuyusuna indim ve sonra motor kuyusuyla 12 metrelik su kuyusunun arasında daha önce açtığım 3 metrelik tünelden geçip el fenerini su kuyusuna tuttuğumda suyun boşalmış olduğunu gördüm. Bir ucunu motor kuyusundaki demir merdivene bağladığım halatla yavaşça su kuyusuna indim. Kuyu tabanında bulunan ve kuyunun daha fazla su toplaması için birbirinden farklı yönlerde kazılmış olan 5 metre uzunluğundaki 3 tüneli de kontrol ettim. Tünellerden birinin sonunda gördüğüm, arasından kırmızı sıvı süzülen ve kuyunun genelindekilere göre farklı taşlarla örülmüş duvarı kırmak için Ahmet'e seslenip kuyuya bir balyoz atmasını söyledi. Balyozla çok da zorlanmadan kırdığım duvarın arkasında üzerinden çamurlar süzülen ve yukarıya doğru çıkan taş merdiven basamaklarını görünce şüphelerimde haklı olduğumu anladı. Yukarı çıktığım merdivenlerin sonunda, duvarlarında kurtbaşı kabartmalarının olduğu ve tavanında ağaç köklerinin sarktığı büyük bir odaya ulaştım. Odanın sonuna doğru ilerlediğimde musalla taşına benzer bir yapı üzerinde yatan, tavandan sarkan ağaç köklerini sarıp sarmaladı. Genç ve çıplak bir kadın cesedini gördüm. Üzerinden kırmızı sıvı süzülen ağaç köklerinin sanki yeni ölmüş gibi görünen bu kadının derisini delip bir damar yapısı gibi teninin altına yayıldığını görünce bu köklerin ceviz ağacına ait olduğuna dair hiçbir şüphem kalmamıştı. Bu kadın cesedi muhtemelen pagan kültürlerine ait bir kurban töreninde şeytana sunulmuş bir kişiye aitti ve ceviz ağacı üzerinde görünen kadın hayaleti de bu kadındı. Dedeme ve bana dikkat et diyerek dikkatimizi kuyuya çekmeye çalışıyordu ve ruhumuzun huzura ermesi için bizden laneti sona erdirmemizi istiyordu. Bir yardım çağrısı ya da bir işaret fişeği olarak kullandığı kırmızı sıvı da amacına ulaşmış ve dikkatimi çekerek onu bulmamı sağlamıştı. Büyük ihtimalle kötülüğün kaynağı olan ceviz ağacı cehennemle dünya arasında bir geçit sağlıyordu. Bu ağaç kurban edilen bu kadının ölü bedeninden besleniyordu. Bu durumda da eğer kadının derisine giren kılcal kökleri kesersem ağaç beslenemeyip kuruyacak ve tüm bu kötülüğe son verecekti. Cebimden çıkardığım bıçakla kökleri kesmeye başladım. Kesilen köklerden akan kırmızı sıvı ceset üzerine akıp onu tamamen kırmızıya boyuyordu. Sol kökü kestikten sonra birden kadının derin bir soluk aldığını duydum ve dehşete kapıldım. Nefes almaya başlayan kadının yavaşça gözlerini açıp yattığı sunağın üzerinde doğrulduğunu görünce korkudan olduğum bir yere yığılıp kaldım. Genç bir görünüme sahip olan bu kadın, yaşlı bir kadına ait bir sesle "Beni binlerce yıllık esaretimden kurtardığın için cehennemde ödüllendirileceksin. Artık yeni hayatımda senin soyundan bir bedende yaşayacağım ve dünyaya kötülük hakim olacak. Yakında doğacak olan bedenimde bana iyi bak, ona dikkat et" dedi ve vücudu bir kül gibi dağılıp havaya karıştı. Yukarıya çıktığımda Ahmet aşağıda neler olduğunu sorunca ona yapabileceğim en büyük hatayı yaptığımı söyledim. Ben umutsuzca ilerideki köyden yükselen alevlerin aydınlattığı gökyüzünü izlerken Ahmet "Ne oldu?" dedi. Ben de "Kötülük serbest kaldı" diye cevap verdim. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Geçen sene Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Dara köyünde gerçekleşmiş bir cin vakasıdır. Biz bu köye iki oğlum ve ben birlikte gitmiştik. Bir müddet kalacaktık. Fakat bir takım haberler duyuyordum. Dara köyü ile ilgili. Köy cinlerle doluymuş ve o köyde eski tarihi yerler var. Söylentilere aldırış etmedik. Ailemle beraber köye gittik. Eşyalarımızı yerleştirdik. Akşam olmuş, hava iyice kararmıştı. Ben ve iki oğlum o tarihi yerlere gitmek, dolaşmak istedik. Yola koyulduk. Yolda giderken bir baktık ki kambur bir adam bize durun işareti yapıyor. Biz de durmadık, korkmuştuk. Zaten o köyle ilgili bayağı bir söylenti vardı. İstemeden de olsa biraz ürperdik. Her neyse, yola devam ettik. Belli bir süre sonra aynı adam yine yolun kenarında el sallıyordu bize. Durun diyordu. Ama bu imkansızdı. Biz o adamı geçeli 10 dakika olmuştu ve o adam birden yine karşımıza çıkmıştı. Yine durmadık. Bu sefer öyle bir korkmuştuk ki bir an o tarihi yerlere bile gitmemeye karar vermiştik. 18 yaşındaki oğlum "Korkmayın baba, Allah dilemediği sürece bize bir şey yapamazlar" deyip bizi sakinleştirmeye çalışıyordu. Yola biraz daha devam ederken o adam yine aniden karşımıza çıktı. Yolun kenarına baktık. Aman Allah'ım, kambur adam doğrulmuş bize doğru geliyor. Oğlum Mervan "Durun baba, siz arabada kalın, ben konuşurum" diyordu. Fakat buna müsaade edemezdim. 57 yaşında bir adamım ama o gece öyle bir korkmuş ve şaşkına dönmüştüm ki kelimelerle ifade edemem. Oğlum Mervan'ın cesaretine hayran kalmıştım ama müsaade edemezdim. Biz yola devam ediyorduk. O adam yine karşımıza çıktı. En sonunda oğlum aşağıya indi ve selam verdi. Adam birden oğluma doğru koşar adımlarla hızlıca yürüdü. Oğlumun besmele çektiğini duydum. Adam birden dizlerinin üstüne çöktü ve bağırmaya başladı. Arabayı süren oğlum şoktaydı. Konuşamıyordu bile. İçimizde bir tek Mervan sakin kalabiliyordu. Ama onu sakin kılan bir şey vardı ki o da Allah'a olan bağlılığı ve muhabbetiydi. Her neyse adam diz çöktü ve ağlamaya başladı. Oğlum arabaya bindi ve nihayet o tarihi yere vardık. Olayın etkisinden çıkamadık. Hiçbirimiz arabadan inmeye cesaret edemiyorduk. Oğlum Mervan dışında hiçbirimiz korkudan yürüyemiyorduk. Ayaklarımız yerden kesiliyordu. Kalbimiz hızla çarpıyordu. Mervan ise sanki bütün bu olanları yaşamamış gibi gayet sakindi. Sürekli "La ilahe illallah, la ilahe illallah" deyip duruyordu. Gözlerini açıp kapıyordu. Ona bakıyordu. Yüzünden nur akıyordu. Öyle ona bakarken sanki o dağlardan büyük bir kayanın yere çarpmasına benzer bir ses geldi. Çok şiddetli ve rahatsız edici bir sesti. Büyük oğlum sinirden bağırmaya ve küfretmeye başladı. Mervan abisine "Allah seni namazla şereflendirsin. Allah'ı zikretmek yerine neden küfre kapılıyorsun?" diyordu. Sonra büyük oğlum durdu. Mervan kayalıklardan aşağıya doğru indi. Onu yalnız bırakmamak için biz de onunla beraber indik. O bizden önce indiği için birdenbire durdu. Korkmuştuk. Tam onun neden öyle durduğunu çözmeye çalışırken etrafını simsiyah dumanlar çepeçevre sardı. Normal bir şey değildi. Bir ateşin dumanına benzemiyordu. Birdenbire Mervan'ın o dumanlar arasında bağırarak Cin suresini okumaya başladığını duydum. Korkudan dilim tutulmuştu. Ne konuşabiliyor ne de yardım edebiliyordum. Sonra bir baktım ki duman dağılmaya başladı. Oğlum o dumanın arasından gelerek elini omzuma koydu. "Korkma baba, Allah bizimle beraberdir" dedi. Yürüdük. Sanki geldiğimiz yeri kaybetmiştik. Arabanın olduğu noktayı bulamıyorduk. Biz orada öylece dolaşırken ben ve diğer oğlum sanki kendimizde değilmişçesine oğlum Mervan'ı takip ediyorduk. O dumanlar ise etrafımızda dönüp duruyordu. Birden etrafımızdan dönüp dolaşan duman durdu ve bir noktada toplandı. O dumanın arkasında bir şeyin hareket ettiğini görüyordum. Fakat başımı kaldıramıyordum korkudan. Birden o dumanın ardından tüm yol boyu karşımıza çıkan ve bizi korkudan o kambur adam çıktı ve şöyle seslendi. "Size durun demiştim" deyip gülüyordu. Birden oğlum Mervan bağırarak tekrar Cin suresini okumaya başladı. Kambur adam "yapma" diye bağırıyor, başını kayalıklara vuruyordu. Oğlumun birden bize seslendiğini duydum. "Korkmayın baba, kendisinden korkulmaya layık olan bir tek Allah'tır" diyordu ve sureyi tekrar tekrar okuyordu. En sonunda kafasını kayalıklara vuran adam oğluma dönüp baktı. Oğluma baktığında adamın yüzünü görünce hepimiz kusmaya başladık. Büyük oğlum bağırdı, yardım istedi. Kambur adam Mervan'a "ne olursunuz sizi arabanıza götüreceğim ve size karışmamalarını söyleyeceğim ama yeter ki sen sus" diyordu. Oğlum ise "sen bu bütün dediklerini yapmadığın sürece ben susmam" diyordu ve dua okumaya devam ediyordu. "Adam beni takip edin" dedi ve adam önde, Mervan arkasında. Biz de Mervan'ın arkasından yürüyorduk. Adam bizi arabamızın olduğu yere götürdü. Mervan'a inandığın Allah'ın adı için bir daha buraya uğrama" deyip feryat ediyordu. Kafasını kayalıklara vuruyordu. Birdenbire o dumanlar tekrar belirdi. Kambur adam "rahat bırakın onları, gidin, helak olup küle dönmemizi mi istiyorsunuz?" diyordu. Elini bir havaya bir aşağıya indirerek onları kovuyordu. Birdenbire rahatsız edici yüksek bir sesle "gidin" diye bağırdı. Gidin derken karanlığın derinliklerine doğru gidip gözden kayboldu. Oğlum "hadi binin baba" dedi. Ben korkudan ve geçirdiğim şoktan bir adım bile atamıyordum. Oğlum Mervan bizi tek tek arabaya bindirip direksiyonun başına geçti ve arabayı kullandı. Yol boyu Kur'an'dan ayetler okudu. Nihayet bulunduğumuz mahalleye gelmiştik. Ben ve diğer oğlum hala şoktaydık. Mervan arabadan indirdiğimizi, sonra eve geçtik. Gece yarısı uyuduk. Ben ve diğer oğlum sanki aynı kabusu görmüşçesine çığlık atarak uyandık. Mervan hemen bulunduğumuz odaya koştu. Biz uyuduktan sonra Mervan o gece teheccüd namazına kalkmıştı. Birden "Ne oldu baba, ne oldu abi?" diye seslendi bize. Kalkıp ona sarıldık. Bizi sakinleştirmeye çalışıyordu fakat biz sakinleşmeyince bizi hastaneye götürdü. Tam bir senedir psikolojik destek aldık. Gerek tıbbi açıdan olsun, gerek dini açıdan. Allah'a şükür şu an iyiyiz. Eskiden namaz kılmıyor, Kur'an okumayı bilmemize rağmen okumuyorduk. Nihayet tövbemizi ettik ve tamamen artık Rabbimize yöneldik. O günden sonra bir daha böyle bir şey yaşamadık. O olayın üzerinden bir yıl geçtikten sonra oğluma şu soruyu sordum. "Oğlum, biz korkudan deliye dönerken sana bir şey olmuyordu" diye sordu. Bana "Rabbim bizimle beraberdi baba. O yüzden hiç korkmadım" diyerek tebessüm etti. "Şunu unutma baba, korkulmaya layık olan yalnızca Allah'tır" dedi ve sustu. O günden sonra en ufak bir olay yaşamadık. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Neye inanırsınız? Duyduklarınıza mı? Dokunduklarınıza mı? Hissettiklerinize mi? Yoksa gördüklerinize mi? Bana sorarlarsa muhakkak gördüklerime, sonra da duyduklarıma diye başlarım. Gecenin ilerleyen saatleriydi. Her zaman olduğu gibi yine uyuyamamıştım. Gündüz benim için çok kısa ve verimsiz geçiyordu. Gece işleyen demirdim adeta. Çocukluğumdan beridir böyleyim. Gece 4'ten önce uyumuşluğum yoktur. Gece 2:30 olmuştu. Önce biraz ders çalıştım. Telefonla internette gezindim. Sonra kulaklığımı takıp müzik dinlemeye başladım. Balkon camından şehri izliyordu. Bir tarafta üniversitenin ışıkları, bir diğer tarafta uykuya dalmış şehir merkezinden gelen tek tük ışıklar ve biraz daha kuytuda, sol tarafta hiç ışığın yanmadığı bir mezarlık vardı. Kulağımdaki müziğe eşlik etmeye başladım. Uykum gelmeye başlamıştı. Gözlerimin kepenkleri yarıya kadar inmişti. Ev arkadaşlarım çoktan uyumuştu. Belki de 5. rüyalarını görüyorlardı. Galiba koca sokakta bir tek ben uyumamıştım. Migrenim inceden vuruyordu. Midemde hafif bir bulanma vardı. Bir sonraki günün bana zehir olacağının işaretiydi bu. Kendimi bildiğim bileli migren ağrılarım var. 1. sınıfta bile baş ağrım yüzünden eve gönderildiğim olurdu. 7 yaşında bir çocuğun migreni olduğunu ben de duymamıştım. Tabii kendim dışında. Doktorlara çokça gittim. Migren olduğunu söylediler. Özellikle ayın belirli günlerinde vuruyordu bu ağrı. İşte bugün de o günlerden biriydi. Yapacak bir şey yoktu. Az çok baş ağrısı ile yaşamayı öğrenmiştim. Sesten, ışıktan uzak bir gün beni kendime getirebilirdi. Uyku modunda duran bilgisayarımı açtım. Biraz oyun oynamak niyetindeydim. Derken öyle ani bir ağrı girdi ki başıma. Sanki kafam kırılıyordu. Başımı iki elimin arasına alıp kıvranmaya başladım. Hiç böyle bir ağrı yaşamamıştım. Kafamı taşımakta zorlanıyordum. Ağrı ilk önce beni aşağıya doğru çeker gibi oldu. Sonra ağrı beynimde dolaşmaya başladı. Sanki bir mıknatıs vardı da beynimde. Biri beni oynatıyor gibiydi. Durumun ciddiyetini anladım. Hemen ev arkadaşlarıma haber vermeliydim. Yüzümü buruşturmuş bir vaziyette ayağa kalktım. Ama yürüyecek durumda olmadığımı anladım. Ağrı o kadar yoğundu ki yere yığılıp kaldım. Gözlerimden yaş gelmeye başladı. Acı ile inliyordum. Gözümün önünde karıncalanmalar oluyordu. Galiba beyin kanaması geçiriyordum. Dışarıdan yoğun köpek havlama sesi gelmeye başlamıştı. Duyularım o kadar netleşmişti ki ses sanki balkondan geliyor gibiydi. Kokular o kadar netti ki mutfak çöpünün kokusunu alabiliyordum. Galiba burada ölüp kalacağım diyerek endişeleniyordum. Tam o esnada bir bardaktan suyun boşalması gibi kafamdaki ağrı akıp gitti. Ne olduğunu anlayamadım bile. Acaba öldüm mü diyerek ellerimle bedenimi kontrol ettim. Sıfır ağrı vardı bedenimde. Bir huzur kapladı her yanımı. Doğrulup pencerenin önüne çıktım. Ay sanki gökyüzünün büyük bir kısmını kaplamış ve kızıl renkteydi. Elimi uzattığımda aya dokunacak gibiydim. Az önce bana ne olmuştu? Neler yaşıyordum? Bir türlü anlam veremedim. Dışarıda köpek seslerinin ve fabrikadan gelen sesin dışında hiçbir ses yoktu. Adeta her şey durmuştu. Bir zaman sonra daha önce hiçbir canlıdan ya da bir aletten duymadığım bir ses işittim. Ses nereden geldiğini anlamak için etrafa bakınmaya başladım. Sadece karanlık vardı. Onun dışında hiçbir şey yoktu. Ses kademeli olarak artıyordu. Bir müddet ses gelmedi. Ben az önce yaşadığım ağrı yüzünden bu garip sesi duyduğumu düşünüyordum. Odama gitmek için toparlandım. Tam kapıdan girecekken o ses yine geldi. Sanki bir radyo frekansı gibiydi. Sesi kesik kesik duyuyordum. Bir süre sonra beynin frekansı adeta kontrol ediyordu. Ses daha net gelmeye başladı. Bu ses bir hayvana ait olamazdı. Kahkahayı andıran bu ses bir insana da ait olamayacak kadar kulağıma yabancıydı. Sesler bir çekirge sürüsü veya cuma günü okul dağılışında duyulan çocuk sesleri gibiydi. Binlerce ses vardı ama hiçbiri bir anlam ifade etmiyordu. Temelde seslerin hepsi bir ses olarak çıkıyordu. Bir karmaşa vardı. Her an sokaklardan birinden bu sesi çıkartan bir eğlence grup çıkacakmış gibi hissediyordum. Dışarıdan gelen bu ses bir sebeple beynimden de geliyor gibiydi. Yani hem dışarıdan hem de beynimden geliyordu. Muhtemel o ki beynime her ne olduysa az önce bana o oyunları oynuyordu. Merakla camın önünde dışarıyı seyretmeye devam ettim. Bir şey sanki beni orada tutuyor gibiydi. Belki de vücudum az önceki şok yüzünden kendini kısa süreliğine kapatıp dinlenmeye koyulmuştu. Ses biraz azalır gibi oldu. Frekansı kaybolan otomobil radyosu gibiydim. Kötü düşünceler zihnimde dolaşmaya başladı. Sanki artık her şey eskisi gibi olmayacaktı ve bugün bir şeyler değişmişti. Bunu hissedebiliyordum. Akabinde sesler çok yakından gelmeye ve tüm sokakta yankılanmaya başladı. Yani o ses her neyse tüm yerlerde ondan vardı. Ses daha çok net gelmeye başladı. Kahkahaya benziyordu. Ya da bir kızılderili savaş çığlığına, ama daha mekanik ve daha soğuktu. Ses o kadar garipti ki şu an tam olarak tarif edemiyorum. Herhangi bir insan bu sesi duyarsa işini gücünü bırakıp bu neydi acaba diye araştırırdı. İnanın, ay ışığı ise bir yandan sanki iki gözümün arasında duruyordu. Ağırlığını hissedebiliyordum. Bir şekilde ay ile kaşlarımın arasında görünmez bir halat varmış gibi hissediyordum. O rahatsızlıktan sonra ışığa olan hassasiyetimin buna sebep olabileceğini düşünmüştüm. Bir adım atıp aşağı apartmanın önüne baktım. Evet, aşağıda tam 6 tane gölge vardı. Biraz daha dikkatli bakınca her evin önünde irili ufaklı böyle gölgeler vardı. Onları size şöyle tarif edeyim. Çarşaflı gibiydiler ama dalgalı bir bedenleri vardı ya da dumanlı. Biraz daha dikkatli bakınca üzerine çarşaf atılmış küçük çalıları anımsatıyorlardı. Garip bir şekilde bir halka şeklinde dönerek o garip sesle birlikte senkronize bir halde dua eder gibi bir halleri vardı. Ses tek merkeze toplanmış gibiydi ve daha çok bir astım hastasının nefes alışverişi gibi hırıltılı ve sıkıntılıydı. Bu gördüklerim neydi? Evlerin önünde ne yapıyorlardı ve neden kimse onları duymuyordu? Neden kimse cama balkonlara çıkmıyordu? Sesler duyulmayacak gibi değildi. Deliriyor muydum? Yoksa hala yerde baygın yatıp rüya mı görüyordum? Kaçsam mıydım? Aklımda onlarca soru vardı ama bir şekilde orada durmam gerektiğini hissediyordum. Sanki hepsinin cevabını biliyordum ama cevabını verecek kelimelerin ne olduğunu bilmiyordum. Daha da hızlandılar. Dumanları birbirine karışıyordu. Ses şiddetleri iyice artmıştı. Yoğun bir kahkaha sesi adeta sokağı inletiyordu. Birisi kafasını kaldırıp bana baktı. Fener gibi yanan kocaman kırmızı 2 tane gözü vardı. Göz göze geldik. Bakışları çok delici ve dehşet vericiydi. Oracıkta istemsiz bir şekilde ona karşı bir şeyler hissettim. Şaka bir yana gözleri kıpkırmızı, fosfor sürülmüş gibi parlıyordu. Benim de ona baktığımı görünce birden durdu. Bir ses çıkardı. Diğerleri de durdular ve civardaki görebildiğim tüm gölgeler bana doğru bakmaya başladı. Kaçmam lazım, kaçmam lazım diyordum ama vücudum tepki vermiyordu. İçlerinden bir tanesi yavaşça yükseldi. Camın önünde, tam karşımda durdu ve bana baktı. Yüzünü algılamaya çalışıyordum ama başaramadım. Gölge sürekli hareket ediyordu. Tıpkı deniz dalgaları gibi yer değiştiriyordu. Önümde, pencere camı olmasına rağmen kokusunu alabiliyordum. Gözleri ise yakından daha korkunçtu. Göz bebekleri yoktu. Tamamen kırmızı ve daha kırmızımsı çizgilerle içe doğru bir halı deseni gibiydi. Bana uzun uzun baktı. Ben de kıpırdamadan ona doğru baktım. Dikkatle gözlerimi takip ediyordu. Bir sağa süzüldü, bir sola süzüldü. Gözlerimle onu takip etmeye devam ettim. Şaşırmış gibi başını sağa sola yatırıp ilginç bir şekilde homurdanıyordu. Pencereye daha fazla yaklaştı ve tam birkaç santimetre önümde durdu. Bedenim o an kendine geldi ve korkuyla kendimi geriye doğru attım. O da benim gibi geriye doğru çekildi. Korkmuş görünüyordu. Diğerlerine anlamsızca bir şeyler söyledi. Sonra binlerce çığlık her yandan duyulmaya başladı. Sağa sola uçuşup bağırmaya başladılar. Ben de kaçarak kendimi yatağıma attım. Yorganı başıma çekip sabaha kadar dua ettim. Dışarıda evin etrafındaki seslerini duyabiliyordum. Olaylardan sonra nöroloğa göründüm. Beyin tomografime bakıldı. En ince tetkikler yapıldı. Çünkü başımdan yıllarca gitmeyen ağrı ve o gece yaşadıklarımı, yani şoku ve ardından hayaller gördüğümü anlatınca doktor tümör riski olabilir dedi. Ama tümör olmadığı anlaşıldı. Beynimde garip olan tek şey hipofiz bezimin normal bir insandan yaklaşık 3 kat daha büyük olmasıydı. Bezin etrafında iltihap olduğunu, bu iltihabın iyileşme eğiliminde olduğunu, yani iltihabın parçalandığını söylediler. Çocukluğumdan beri hipofiz bezimi engelleyen bir katman vardı. Ama o katman o gece yırtıldı ve bu kez çok ilginç teorilere gebe olan tüm uygarlıkların bahsettiği ve çoğu antik uygarlıkta önemi büyük olan Mısırlılarda Ra'nın gözü, Hintlilerde bindi denen kırmızı nokta, Çinlilerde çakra olarak bilinen diğer bir adıyla kalp gözü ya da üçüncü göz olan şey, bende bazı şeylerin değişmesine yol açtı. Önemli tarihlerde ay, güneş ve gezegenlerin ekstrem konumlanmasında, tutulmasında, yakınlaşmasında belli varlıkların aktivite içinde olduklarını görüyordum. Daha çok ayin gibi. İstediğim takdirde bu yeteneğimi geliştirebileceğimi biliyordum. Lakin bu beni bütün yaşamımda koparabilirmiş. Birçok kitap okudum, araştırdım. Psikik araştırmalar yapan kişilerle görüştüm. Şimdi Alman menşeli bir psikolojik hap kullanıyorum. Bu belli zamanlarda beynimi uyuşturuyor. Bu sayede onları görmüyor ve duymuyor. Ola ki ilacı kullanmadım. Olacaklar şöyle. Çoğu yerde onları görebiliyorum. Özellikle gece kuytu yerlerde, çöp, ağaç etraflarında, banyolarda. Ama tam gölge şeklinde olmuyorlar. Belli zamanlarda güçlüler ama bazıları gerçekten çok güçlü ve hayvanların kılığında dolaşıyor. Hep parkta duran bir kedi var. O kedi bayağı rütbeli bir gölge. Bazıları beyaz bulut gibi. Birisi sürekli beni takip ediyor. Çok güçlü. Hissediyorum ama zarar vermiyor. Güven duyuyorum. Aralarında çok güçlü bir hiyerarşi var. Benimle pek denk gelmek istemiyorlar. Yolumdan çekilenler ya da bana merakla yaklaşanlar oluyor. Onlar da beni seziyorlar. Beyaz olanlar pek görünmüyorlar ama birbirlerine asla ilişmiyorlar. Bazı insanların gözlerinde onları görebiliyorum. Bedenden bedene geçenler var. Onları tam olarak silüetlerini asla görmedim. Ama radyo frekansı gibi ya da radar gibi onları hissediyorum. Çoğu zaman bir insanın beni düşündüğünü ya da beni arayacağını hissediyorum. Az çok hisleri ve düşünceleri okuyabiliyorum. Ama geleceği görme olayı yok. Olabileceğini de düşünmüyorum. Lakin bazı zamanlarda kötü olayların gelişebileceğini hissediyorum. Çünkü kötü olaya sebep olan etmenlerin ruhsal hali ve yoğun enerjisi bana bunu bildiriyor. Kötülüğün ve iyiliğin de kendine has bir kokusu var. Bazı insanlardan bunu alabiliyorum. İnanın bana, bu çok kötü bir şey. Size iyi geliyor olabilir ama o kadar iğrenç bir hal alıyor ki bu durum insanlardan. Sonra da kendinizden nefret eder oluyorsunuz. İlaç kullanmadan Yaşama devam etmem oldukça zor. Normal bir insan gibi yaşamak, hiçbir şeyi bilmek istemiyorum. Bunları yazmamın sebebi kimseye anlatamamamdan kaynaklanıyor. Başarısız birkaç girişimim oldu. Bana şeytan dediler, büyücü dediler, benden korkanlar bile oldu. Bir gün kendimi bir boşluğa bırakıp tüm bu sıkıntılardan kurtulacağım. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Belki de yazdığım son satırlar, hayal bile edemeyeceğim ihanetin içinde kalmışım. Birileri mutlu olacak diye birileri ölmeye mahkum edilmişti. Daha 22 yaşında ölümü tatmak üzereydim. Bir gün önce sabah saat 6'da işe gitmek için kalktım. Üstümde inanılmaz bir ağırlık vardı. Sanki o gün bir şey yatağımdan çıkmamam için beni zorluyordu. Yataktan çıkamıyordu. Bir mağazada çalışıyorum. Mağaza 10'da açılıyor. Ama bizim stok sayımımız vardı. O yüzden biraz erken gitmem gerekiyordu. Evde kimse yoktu o gün. Ailem tatile gitmişti. Ben işimden dolayı gidemedim. Gerçi yine beni götürmezlerdi. Pek sevmezlerdi beni. Zor bela yataktan kalktım. Ağır adımlarla banyoya yürüdüm. Kapısı kapalıydı. Ben açık diye hatırlıyordum. Uyku sersemiydim. Pek umursamadım. Tam karşımda yüz aynası vardı. Ayna durup dururken tuhaf bir şekilde buharlanmaya başladı. Hatta tüm banyonun buharlı olduğunu fark ettim. Banyo etmemiştim. Evde kimse yoktu. Banyo eden de olmamıştı. Neden bu banyo böyle buharlıydı anlamadım. Bunları düşünürken sanki bir elin bana dokunduğunu hissettim. Hızla arkamı döndüm. Arkamı döndüğümde sanki kapıdan bir şey çıkar gibi oldu. Evin her yerine baktım. Hiçbir şey yoktu. Geri banyoya döndüm. Muslukları ve havalandırmaları kontrol ettim. Musluklar kuru, havalandırmalar kapalıydı. Sonra havluyu elime alıp buharlanmış aynayı silmeye başladım. Ben buharı sildikçe yeniden buhar oluşuyordu. En sonunda aynada değişik bir şekil belirdi. Tam belli değil ama iki boynuzu olan korkunç bir şekil vardı. O anda çok korktum. Bağırmaya başlayıp hemen banyodan dışarı çıktım. Ev müstakildi. Hemen bahçeye attım kendimi. Hava güzeldi. Ama sanki bir kasvet vardı havada. Ya da bana öyle geliyordu. Bir sigara içtikten sonra eve girmeye karar verdim. Geç kalacaktım yoksa. Pek böyle şeylere inanmam. Gördüğüm cin olabilir mi diye düşündüm. Sonra hayal gördüm herhalde dedim. Kendi kendime. Ya da böyle inanmak istedim. Uyuşturucu bağımlısıydım. Hayat buna itmişti beni. Sık sık hayal görüyordum. Ama ilk defa böyle bir şey görmüştüm. Eve girdim. 2 cevapsız arama vardı. Arayan mağaza müdürüydü. Geri aradım. Sayımın iptal olduğunu ve saat 16'da mağazada olmam gerektiğini söyledi. Ben de tamam dedim. Saat 16'ya daha vardı. Uyumak için yatağa uzandım. Uyumuşum. Uyandığımda saat 9'du. Burnumda bir sızı vardı. Yastığıma baktığımda ise her yer kan olmuş. Burnumda durmadan kanıyordu. Hemen lavaboya gidip zar zor kanını durdurabildim. Sürekli kanıyordu. Durmak bilmedi. Salondan televizyon seslerinin geldiğini duydum. Evde kimse yoktu. Ailem tatildeydi. Ben de açmamıştım. Kim açabilirdi ki? Korkmaya başladım. İçim ürpermişti. Salona vardım. Televizyonda kedileri anlatan bir belgesel vardı. Masmavi gözleriyle simsiyah bir kedi gözlerini dikmiş bana bakıyordu resmen. Bir anda elektrik gitti. Ama kedinin görüntüsü hala ekrandaydı. Odamdaki Allah yazılı tablonun yere sert düşmesiyle uyandım. Meğer rüyaymış. Hemen tabloyu kaldırdım. Güzel bir yere koydum. Terlemiştim. Nefes nefese kaldığımı fark ettim. Korkmaya başlamıştım. Çok fazla dindar bir insan değilim ama Fatiha'yı bilirim. Hemen onu okudum. Kapıdan dışarı çıktım. Kapının tam önünde bir kedi miyavlıyordu. Hemen içeriye girip kapıyı kapattım. Fakat evde de durmak istemiyordum. Evin arka kapısından sokağa çıktım. Evin bahçe duvarında çok çirkin bir karga vardı. Gözleriyle beni takip ediyordu. Sigara yakarak devam ettim. Her zaman önünden geçtiğim boş bir ev vardı. Hatta teyzem bu evde siz de oturdunuz oğlum demişti küçükken. Önünden geçerken dikkat ettim. Kırmızı sprey boyalarla tuhaf şekiller çizilmişti. Bu şekiller ilgimi çekmişti. Ama çok tuhaf şekillerdi. İlk defa görüyordum böyle şeyleri. Devam ettim. Nereye gittiğimi bilmeden yürüyordum. İnsanlar bana tuhaf tuhaf bakıyordu. Sanki onlara kötü bir şey yapmışım gibi davranıyorlardı. Neden böyle oluyordu? Kalktığımdan beri içimde bir sıkıntı vardı. Sürekli tuhaf hayvanlar görüyordum. Böcekler, büyük büyük sinekler. Oldukça farklıydı bu hayvanlar. Bir parkta banka oturdum. Sürekli terliyor, kendimi yapayalnız hissediyordum. O anda telefonum çaldı. Arayan ailemdi. İyi olduklarını söylediler. Bir problem yoktu onlarda. Ne zaman geleceklerini sordum. Birkaç güne geleceğiz dediler. Sonra babam, "Sesin iyi gelmiyor, bir şey mi oldu?" dedi. Ben de dayanamadım. Başımdan geçen bu esrarengiz olayları anlatmaya başladım. Çok korktuğumu söyledim. Başımdan geçenleri yüzeysel olarak anlattım. Babam, "Anladım oğlum," diyerek telefonu kapattı. Şaşırmıştım. Sadece dinledikten sonra "Anladım oğlum," diyerek telefonu kapatmıştı. Normal miydi bu yaşadıklarım? Herkesin başına gelir miydi? Sıradan mıydı bu haller? Sonra ayağa kalktım. Yürümeye başladım. Karşımda mahallemizin park görevlisi olan Bekir diye deli bir adam vardı. Kimseyle konuşmazdı. Sadece kendi kendine konuşurdu. Kuşlara yem veriyordu. Ama kuşlar o kadar pis kokuyordu ve o kadar çirkinlerdi ki sanki kuş değil de kuş kılığına girmiş başka varlıklardı. Bana doğru baktığını gördüm Bekir'i. Bir şeyler mırıldanıyordu. Türkçe değildi. Daha farklı bir dildi. Bana "istemiyoruz seni" deyip bağırmaya başladı. Taş atmaya başladı. Hemen koştum oradan. Canımı zor kurtardım Bekir'den. Ben koşarken beni gören tüm insanlar sanki beni öldürmek istermiş gibi bana bakıyorlardı. Neden böyle yapıyorlar anlamıyordum. Daha hızlı koşmaya devam ettim. Biraz daha koştuktan sonra yağmur yağmaya başlamıştı. Yakınlarda teyzem oturuyordu. Yağmur durana kadar teyzemde kalırım diye düşündüm. Aklım almıyordu. Neler oluyordu böyle? Hayatımın en kötü günü deyip küfürler ediyordum içimden. Sonra teyzemin oturduğu 3 katlı müstakil evin önüne geldim. Bahçesinde bir köpek vardı. Adı Karabaş. Seneler önce yavruyken bulmuş teyzem. Elinde büyüdü. Beni tanırdı. Görünce çok sevinirdi. Ama bu sefer beni gördüğünde sevinmedi. Hayvanda bir tuhaflık vardı. Gözlerini kocaman açıp bana baktı. Belli bir müddet baktıktan sonra sanki biri kovalıyormuş gibi hırlayarak kulübesine kaçtı. Beni her gördüğünde sevinen hayvan şimdi nedense gördüğünde korkmuştu. Kulübesine gidip bakmak istedim. Kulübenin köşesine yatmış titriyordu. Sonra geri çekildim. Gidecekken kulübeden tak tak diye sesler gelmeye başladı. Biraz korkmuştum ben de. Hayvanı da daha fazla korkutmayayım diye çıktım teyzemin oturduğu 2. kata. Hızla merdivenleri çıktım. Gittiğimde kapı açıktı. "Teyze" diye seslendim. Kimse yoktu. Eve girdim. Televizyon açıktı. Televizyonda rüyamda gördüğüm yine o kedili belgesel vardı. Korkudan olduğum yerde bayılmışım. Uyandığımda teyzem başımda beni ayıltmaya çalışıyordu. "Seni baygın olarak buldum oğlum. Değişik sesler çıkartıyordun. Sanki boğazını birileri sıkıyordu. Hırlıyordun" dedi. Teyzemin dediklerine inanamadım. Resmen aşağıdaki köpek gibi ben de hırlamışım. Teyzem imanlı bir insandı. Başımdan geçenleri anlattı. Karşımda korkarak beni dinliyordu. "Sen bu sefer ciddisin. Bu uyuşturucudan dolayı değil. Bekle beni" dedi. Odadan çıktı. Teyzem sessiz bir şekilde telefon görüşmesi yapmıştı ve karşıma oturdu. Suratı asılmıştı sanki. "Bak oğlum, sana açık konuşacağım. Az önce bir hoca hanımla konuştum. Anlattıklarını ona anlattım ve bana Harami Cin kabilesinden bahsetti. Harami Cin kabilesinin o cinler musallat olmuş herhalde oğlum sana. Hoca hanım böyle dedi. Sen bir hayvanı öldürmüşsün ya da senin için bir hayvanı kurban etmişler dedi. Normalde bir hayvanı öldürsen cinler musallat olmaz. Fakat bir cin hayvan kılığına girmiş. Sen de o cini hayvan zannedip öldürdüysen o zaman sana bu kabile musallat olur" demiş hoca. "Biraz Haram Cin kabilesinden bahsedeyim. Bizim alemimize geçmeleri zordur. Geçenler ise sadece hayvan kılığına girebilir. Bazıları yarı insana benzer ve bunların en tehlikelisi de budur. Bunlar normalde zararsızdır. Sadece onlara zarar verirsen intikamları çok ağır olur. Bu Yahudi bir kabiledir. En büyük düşmanları Müslüman Ademoğlu'dur. Cin aleminin en tehlikeli 3 kabilesinden biridir. Kabile halinde yaşarlar ve asla birbirlerinden ayrılmazlar. Bütün cinler Aramice, İbranice ve Süryanice konuşurken sadece bu kabile Ermenice konuşur. İnsanı depresyona sokar. Çoğu zaman da intihar etmesine sebep olurlar. Şaşkınlıkla teyzemi dinliyordum. Bana yakın bir zamanda veya geçmişte kedi, köpek veya karga öldürüp öldürmediğimi sordu. Hayvanları severdim. Hayır teyze, sadist değilim, cani değilim ben diyerek ağlamaya başladım. Teyzem çaresiz gözlerle beni izliyordu. Bir süre sonra sakinleştim. Teyzem Kur'an okudu. Muazzam bir sesi vardı. Az çok da anlardı metafizik ilminden. Bir kağıda dua yazıp suyun içine attı. Dua bir süre sonra kağıttan silindi ve o suyu içmemi söyledi. Suyu içtikten sonra rahatlar gibi oldum. Gözüm yerdeki halının kenarına takıldı. Halının kenarından saç gibi bir şeyler uzandığını gördüm. Halıyı elimle yavaşça kaldırdım. Halıyı kaldırmamla çoluğum kesilecek gibi oldu. Yerde hayvan kıllarından bir simge, bir işaret vardı. Teyzemle göz göze geldim. Bu işareti tanıyordum. Bu işaret sabah yanından geçtiğim harabe evin duvarına çizilmişti. Nedenini anlamadığım bir şekilde burnum tekrar kanamaya başladı. Teyzem bir yandan ağlıyor, bir yandan dua okuyordu. Hiçbir şey o gün fayda etmiyordu. Teyzem bir anda dua okumayı kesti ve titremeye başladı. Yüzü cama doğru dönüktü. Kendisini cama bakmaktan alamıyordu. Cama bakmaya korkuyordum ama yine de kafamı çevirdim. Camın önünde karga vardı. Simsiyah, büyük bir kargaydı. Sivri bir gagası vardı. Kafası bedenine göre oldukça büyüktü. Üstünde Roma rakamlarına benzer bir sayı gibi şeyler çiziliydi. Beyaz tüyleri, kömürden kara gözleri vardı. Gagasını birbirine vurup değişik korkunç sesler çıkarıyordu. Hemen dışarı çıktık. Teyzemi komşusuna bırakacaktım. Israrla gitmek istemedi. Teyzem beni hocaya götürüp kurtaracağını söylüyordu. Bağlum yakınlarında bir hoca varmış. Çok kişiye şifa vermiş. Beni de o hocaya götüreceğini söyledi. Teyzem eve girip halanın altını temizleyeyim dedi. Benim de dışarıda beklememi istedi. Teyzem eve girdi. Ben de bahçede kulübedeki köpeği merak ettim. Kulübeye baktığımda köpeğin kanlar içinde kaldığını gördüm. Neredeyse parçalanmış, paramparça olmuştu. O arada teyzem koşarak yanıma geldi. Halının altında hiçbir şey yok. Hepsi kaybolmuş dedi. Ama köpeği de o halde görünce yıkıldı resmen. Yukarı çıktım. Halanın altı temizdi. Camdaki karga da gitmişti. Hatta koltuğa burnumdan damlayan kanlar bile yoktu. Hemen aşağıya indik. Teyzem dindar bir insandı ve beni çok severdi. 2 çocuğu ve eşiyle mutlu bir yuvası vardı. Bu olaylar yaşanırken çocuklar yaz kursunda, eniştem ise işteydi. Sonra bir taksiye atlayıp Bağlum tarafına gittik. Hocayla görüşmek için. Yolda sürekli at kişneme sesi geliyordu kulağıma. Bir mahallede indik. Mahallede hocayı sorduk. Evini tarif ettiler. Hoca bir gece kondoda oturuyordu. Bahçesinde güzel ağaçlar, çiçekler ve her tarafta ip parçaları vardı. Aslında güzel bir bahçeydi. Huzur veriyordu insana. Kapıyı tıklattık. Hoca kapıyı açtı. Hocanın bana bakmasıyla "Estağfurullah, estağfurullah" diyerek geri çekilmesi bir oldu. Başıma gelen olayları teker teker anlattı. Dinledikten sonra bu iş Haramicin kabilesinin işi olduğunu dedi. Bu kabile insanlara musallat olmaz kolay kolay. Kesin bir büyü var bu işin içinde dedi. Bu cin kabilesi hayvanların kılığına girebilir. İnsanlara büyü yapmak için bu cinleri çok kullanırlar. En büyük silahları insana vesvese vererek ruhlarını daraltıp intihar etmelerini sağlamaktır. Bu cinler küçük menfaatlerin peşinde koşmaz. Büyüyü yapan, onlardan yardım isteyen insanlar onların emri altına girmeyi kabul etmiş olurlar. Hocanın bu dedikleri beni çok korkutmuştu. Bana Kim ne için büyü yapardı ki? Kimseye bir zararım dokunmazdı. İnsanlar beni severdi. Kollarını yukarı kaldır dedi. Kollarımı yukarı kaldırdığımda koltuk altıma dikilmiş küçük bir muskayı hemen söküp kopardı. Muskanın içini açmaya başladı. İçinden ayetler, dualar değil, cinleri çağıran yazılar çıktı. Bunu koltuk altına kim diktiyse senin iyiliğin için değil, seni cinlerin hedefi haline getirmek için dikmiş dedi. Kim dikecekti ki? Kimin aklına gelirdi böyle şeyler? Çok korkmuştum. Korkudan titriyordum. Vücuduma hakim olamıyordum. Sonra evin içinden bir erkek çocuğu hocaya doğru yaklaştı. 6-7 yaşlarında bir çocuk. Türkçe anlıyor ama konuşamıyordu. Hoca çocuğu görünce çok sevindi. Gözlerinin içi gülüyordu. "Hoş geldin Ali" dedi. Sapsarı saçları ve maviden griye doğru çalan gözleri vardı. Üzerine ayaklarına kadar uzun beyaz bir gömlek giymişti. Çocuğa baktıkça bakasım geldi. O kadar güzeldi ki anlatamam. Teyzem de maşallah diyerek çocuğu seviyordu uzaktan. Hoca teyzeme, "Siz de bu şekilde şeyler gördünüz mü? Eğer gördüyseniz size de musallat olmuşlardır" dedi. Teyzem, "Hayır, görmedim" dedi. Sonra hoca, "Siz gidebilirsiniz isterseniz. Madem musallat olmamışlar, burada durursanız size de kim besleyip musallat olabilirler" dedi. Teyzem gitmek istemedi ama ben gitmesini istedim. "Allah yardımcın olsun oğlum. Dualarım seninle" deyip yanımızdan ayrıldı teyzem. Sonra bahçede oturup havanın kararmasını bekledik. Gerekli ritüeli hava karardıktan sonra yapacaktık. Hoca "aç mısın?" diye sordu. Aslında karnım acıkmıştı ama utanıyordum. Yine de utana sıkıla açım dedim. Ali de yanımdaydı. O yanımdayken huzur doluyordu. Hava da yavaştan kararıyordu. Hoca yemeği getirdi. Ben yemeğe başlarken akşam ezanı okunmaya başlandı. Hoca namaz için kalkıp gitti. Çocuk yanımda kaldı. Güzel bir şekilde beni izliyordu. Onun beni izlemesi hep huzur veriyordu. Bir yandan da tedirgin ediyordu. Ezanın bitmesiyle çocuk bir anda kayboldu. Gözümün önündeki çocuk yarım saniyede kaybolmuştu. Hoca çocuğun bir anda kaybolduğunu fark edip koşarak yanıma geldi. "Ali nerede?" diye sordu. Ben de bir anda gözden kaybolduğunu söyledim. "Ali" diye bağırdı. Koşarak dışarı çıktı. Sokağa çıktık, aramaya başladık. İyice karanlık çökmüştü. Hoca Ali'yi daha bebekken bir köyde bulduğunu söylüyordu. Babası ve annesi Müslüman cinlerdenmiş. Annesi doğumundan kısa bir süre sonra ölü bulunmuş. Babasının kabilesine düşman bir kabile annesini öldürmüş. Sonra babasını da diğer kafir cinler öldürmüştü. Ali, Nusaybin cin kabilesine mensup Müslüman bir cindi. Hoca da onu evlatlık almıştı. Bazen böyle kayboluyormuş. Sonra sabaha karşı geliyormuş. Ama yine de tedirgindi. Babasına düşman olan cin kabilesinin Ali'ye bir şey yapmasından korkuyordu. İnşallah Ali'yi haremi cin kabilesi kaçırmamıştır deyip hüzünlenmeye başladı. Ali'nin bir anda kaybolması anormal bir şeylerin var olduğunu gösteriyordu ve çok korkutuyordu beni. Hava iyice kararmıştı. Artık ritüele başlayacaktık. Gerekli malzemeleri ayarlamaya başladık. Dışarıdan, bahçenin dışından sesler geliyordu. Dışarı baktığımızda siyah bir kedi beyaz bir serçeyi parçalayıp yiyordu. Çok ürkütücü ses çıkarıyordu kedi. Korkmaya başladım. Hoca elini omzuma koyup "Seni korkutmak için yapıyorlar. Sen korkma evlat. Başlayalım" dedi. "Bu iş bu gece çözülecek. Kurtaracağım seni oğlum" dedi. Malzeme alacağını söyleyerek yanımdan ayrıldı. Sonra telefonum çalmaya başladı. Arayan babamdı. "Babam, hemen o adamın yanından ayrıl. Rezil herif" dedi. Ben "Ne adamı? Ne diyorsun sen baba?" Babam "Kimin yanında olduğunu biliyorum. Bana söylediler" dedi. Teyzem söylemiş midir diye düşündüm. "Hayır, o söylemezdi." Ben "Neler oluyor baba? Kim söyledi? Ne söyledi?" dedim ve ağlamaya başladım. Babam "Eğer oradan ayrılmazsan bir daha eve gelme" dedi. Ben "Ne diyorsun baba? Sen hoca bana yardım ediyor." Sonra babam hakaret ve küfürler ederek telefonu yüzüme kapattı. Hayretler içindeydim. İçim daralıyordu. Havadaki kasvet daha da daraltıyordu beni. Belliydi. Burada bu gece bir şeyler olacaktı. Hoca ellerindeki malzeme ile yanıma yanaştı. Hemen yardım ettim. Malzemeleri eve götürelim dedi. Evine girdik. Evi temizdi. İnsana huzur veriyordu. Ruhumdaki sıkıntılarım azalır gibi oldu. Hoca her türlü cinliğe karşı evin korunduğunu ama bu kabule Yahudi ve hayvanlarla irtibatlı bir cin kabilesi olduğu için koruma fayda etmediğini, bütün kabileni evin içine girebileceğini söyledi. Keşke Ali burada olsaydı. Onun sayesinde Nusaybin cin kabilesinden yardım alırdık diye içini çekti. O yüzden çok dikkat etmeliydik. Yapacağımız iş hiç kolay değildi. Hoca Kur'an-ı Kerim'i açıp Cin suresini okumaya başladı. Sonra camın önünde siyah siyah kediler belirdi. Değişik sesler çıkartıyordu. Sanki hocanın Kur'an okumasına mani olmak istiyorlardı. Hoca Harami cin kabilesiyle iletişime geçmenin diğer cin kabilelerinden farklı olduğunu söylüyordu. Onları kedi, karga gibi görürsün ama kendi halleriyle iletişime geçmemiz lazım dedi. Sonra ritüele başladık. Ritüel için insan kanının ya da hayvan kanının olması gerektiğini, birkaç çeşit ot, değişik semboller ve nazar boncuğu kullanacağımızı söylüyordu. Çok parlak ama kıpkırmızı bakır tarzı bir leğenin içine hayvan kanından koydu. Bu kan hangi hayvanın kanıdır bilmiyorum. Elini içine sok dedi. İğrençti. Mecburen soktu. Hoca da eline bir çizik atıp kanını leğenin içine damlattı. Sonra o da elini kana soktu. Diğer eliyle bir takım otlar, nazar boncuğu kırıklarını koydu leğenin içine. Bir yandan da içinden dualar okuyordu. Camdan gözüken kediler değişik bir şekilde çığlık atar gibi bağırıyor. Gökten kargalar yağarcasına bahçeye konuyor ve cama vurup kendilerini öldürüyorlardı. Sokağın ışığı gidip geliyordu. Hava kasvetliydi. Sanki kıyamet kopmak üzereydi. Evdeki Kabe resmi ve besmele yazan tablo birden yere düştü. Kalbim o an yerinden çıkacak gibiydi. Hoca dualar okudukça sesi garipleşiyordu. Sanki biri boğazını sıkıyordu. Hocanın acı çektiği belliydi. Ritüele başlamadan bitirmek zorunda kaldı. Halsiz düşmüştü. Bir kenara çekilip oturmaya başladı. Belli bir süre geçtikten sonra hoca yanıma geldi. Bana bakarak "Babam" dedi. "Babanla alakalı bir durum var ama dillerinden anlayamıyorum. Bu kabile senden ve ailenden nefret ediyor" dedi. Hemen telefonu elime aldım. Babamı aradım. Çok iyi konuşuyordu. Bir saat önce bana küfürler eden adamdan eser yoktu. Ben de keyfini bozmayayım diye bir şey demedim. "Tamam baba, öylesine aramıştım" deyip telefonu kapattım. Yaşadıklarıma anlam veremiyordum. Gidip odanın bir köşesine oturup düşünmeye başladım. Düşüncemde değişik bir şekilde hayaller görmeye başladım. Boş bir evin içerisinde bir mezar vardı. Mezar taşında ismim yazıyordu. Mezarın içinden çığlık sesleri geliyordu. "Kurtarın beni" diye bağırıyordu birisi. Mezarın üzerinde yaklaşık 100 yılan vardı. Düğüm olmuş duruyorlardı. Her yerden çığlık sesleri geliyordu. Hocanın tokatlarıyla uyandım. Meğer hayal değil, rüya görmüşüm. Nasıl olduysa o köşede oturur vaziyette uykuya dalmışım. Hoca Farsça bir şeyler söyleyip küfürler ettiğimi söyledi. Psikolojim iyice bozulmuştu. Bir günde hayatım mahvolmuştu. Hocanın "Bende kal oğlum, gitme bir yere" ısrarlarına rağmen evden çıktım. Sokaklar çok ıssızdı. Sokağın sonunda çok büyük bir kalabalık görüyordum. Polis arabası vardı. Işığı gözlerimi alıyordu. Umursamadan geçecektim ama tanıdık bir ses vardı. Biri çok fena bağırarak ağlıyordu. Yaklaştım. O korkunç manzarayı asla unutmayacağım sanırım. Üstü gazete kağıtlarıyla kapalı biri yerde yatıyordu. Ayakkabılarından tanıdım. Bu teyzemdi. Eniştem ağıtlar yakıyordu. Kuzenlerim köşede öylece bana bakıp sinsi sinsi gülüyorlardı. Onların kuzenlerim olmadığını biliyordum. Harami cin kabilesi benden teyzemi almıştı ve yeğenlerimin kılığına girip benimle dalga geçiyorlardı. Gazeteyi kaldırdığımda kanımı donduran o görüntüyü görmüştüm. Teyzemin yüzünü köpekler parçalamış, paramparça olmuştu. Avucunda da kana gibi bir şeyden yazılmış bir yazı vardı. Ne yazdığını anlayamadım. Teyzemin dudaklarındaki hareketlenmeyi görüyordu. Sanırım sadece ben görüyordum. Dudaklarının kıpırdamasından anladığım kadarıyla seni de alacaklar diyordu. O anda kuzenlerimin o korkunç yüzlerini gördüm. Kapkara, dişleriyle bana bakıp kahkaha atıyorlardı. Acele etme, seni de alacağız diyerek gülüyorlardı. Koşarak kaçtığımı hatırlıyorum. Nereye kaçtığımı da bilmeden hemen taksiye atlayıp oradan uzaklaşmak istedim. Gözümün önüne teyzemin parçalanmış yüzü ve kuzenlerimin korkunç gözleri geliyordu. Sonra bir gece çorbacısına gidip karnımı doyurayım dedim. Çorba söyledim. Başladım yemeğe. Fakat öyle iğrenç kokular geliyordu ki anlatamam. Daha çorbayı yarı etmeden kokusu beni mahvetmişti. Hemen kalktım çorbacıdan. Eve doğru yürümeye başlamıştım. Hikayenin başında bahsettiğim oba şehirden karga sesleri geliyordu. Sembol silinmişti. Kocaman seni de alacağız yazıyordu. Ve bir ok işareti evin bir penceresini gösteriyordu. Korkuyordum. Hava zifiri karanlıktı. Eve doğru yürürken bir köpek sürüsünün beni takip ettiğini fark ettim. Arkamı döndüm. Nas ve Felak surelerini okumaya başladım. Ama köpekler üstüme koşuyordu. Her yer açıklıktı. Saklanabileceğim bir yer yoktu. Köpeklerden kurtulup saklanabileceğim yer o yıkıp döküp terk edilmiş evdi. Soluk soluğa içeri girdim. Çok rutubetli bir evdi. Normalden daha ağır bir kokusu vardı. Önceden ritüellerin gerçekleştirildiği belliydi. Yerde kan izleri vardı. Alışmışım herhalde böyle şeylere ve korkumu yenmiş gibiydim. Çok korkmaz olmuştum. Okun işaret ettiği odaya girmeyi istemiyordum. Beni neyin bekleyeceğini tahmin edemiyordum. Evin içi çok rahatsız edecek derecede kötü kokuyordu. Sonra merdivenlerden en üst kata çıktım. Evin her yeri orta katı gösteren ok işaretleriyle doluydu. Köpeklerin dışarıda uluduğunu duyuyordum. Dışarı çıkamazdım. Orta kata kafamı bile çevirmeden üst kata çıktım. Üst kat bomboştu. Camlar gazeteyle kapatılmış karanlık bir odaydı. Ürkütücü havası, kapkara duvarları üstüme geliyordu sanki. Bir sandık gördüm. Hemen kapının arkasına konulmuş. Yanına gidip merak ve korku ile açtım. İçinde haç işaretleri, aynalar, bakır tepsiler, çeşitli bıçaklar ve en kan donduran ise beyaz bir önlük ve intihar etmek için kanlı bir urgan vardı. Önlüğün üstü hep kan olmuştu. Arkasında da yine o iğrenç sembol vardı. Bu işi çözmeliydim. Dayanamayıp orta kata, yani okların gösterildiği odaya gittim. "Ne istiyorsunuz benden?" diye bağırdım. Ses yoktu. Etrafta fareler, yılanlar cirit atıyordu. Odada çok fazla duman vardı. Sanki bir şey yakılmış da her yer duman olmuştu. Duvarlarda böcekler vardı. Yukarı, tavana doğru tırmanıyordu. Evin bir anda sarsıldığını fark ettik. Köpekler dışarıda çıldırmış gibi havlıyor oluyorlardı. Dışarı çıksan belki beni paramparça ederlerdi. Sonra duvardan bir kıvılcım çıktı. Resmen duvarlar yanıyordu. Biraz daha beklesem evin içinde kül olacaktı. Hemen kendimi dışarı attım. Dışarı çıktığımda köpek falan yoktu. Hemen koşmaya başladım. Koşuyordum ama sanki yerimde sayıyordum. Beni gören insanlar bana bir acayip bakıyorlardı. Sanki benden tiksiniyorlar, nefret ediyorlardı. Durdum. Koşmaya halim kalmamıştı. Kendimden ben de nefret ediyordum artık. "Allah'ım bana yardım et" diye diz çöküp ağlamaya başladım. Kimse yanıma bile gelmemişti. Burnum yine kanıyordu. Kanı durduramıyordum. İtfaiye arabasının siren sesini duydum. Evi söndürmeye gidiyorlardı. İnsanlar başıma toplandı. Bana bakıp beddua ediyordu çoğu. Sanki beni oracıkta öldüreceklerdi. Bir teyzenin bana doğru yanaştığını gördüm. Kafamı kaldırdığımda bu teyzenin komşumuz Ayten teyze olduğunu anladım. "Ayıp değil mi şerefsiz yaptın? Elimizde büyüdün. Adam sandık seni. Utanmıyor musun? İnsanların bahçesine öyle hayvanlar atmaya, hayvanlara eziyet etmeye" dedi. Şok olmuştum. Ayten teyzenin gözlerine baktım. Sanki yerinden çıkacak gibiydi. Elinden gelse oracıkta beni öldürürdü. Ben bir şey yapmamıştım. Bu başıma gelenler Haramiçin kabilesinin yüzündendi. Belki de bana bağıran, Ayten teyzenin kılığına giren bir cindi. Ayten teyze, ben yapmadım, benim suçum yok diyebildim sadece. Yazıklar olsun, bir de inkar ediyorsun. Bütün mahalle dün gece gördü seni. Hepimize küfürler ettin, istemiyoruz seni, defol bu mahalleden deyip yüzüme tükürdü. Benliğimi kaybettiğim gibi itibarımı da kaybetmiştim. Çok severdi beni mahalleli. Elektronik tamirat işini çok iyi yapardım. Herkes bozulan şeylerini bana getirirlerdi. Çalıştığım mağazaya gelip beni kazansın diye hep benden bir şeyler alırlardı. Şimdi ise tam bir maskara olmuştum. Herkes benden nefret ediyordu. En iyisi bu hayatı sonlandırmaktı benim için. Yeni yapılan yüksek katlı inşaata doğru yürüdüm. Öldürecektim kendimi. Dermanım kalmamıştı. İnşaatın merdivenlerinden çıkıyordum. Çok yorgundum. Zar zor da olsa kulenin tepesine çıkmıştım. Kendimi atacaktım. Atmadan biraz başımdan geçenleri düşündüm. Sürekli kahkaha ve atla artık diye sesler duyuyordum. Kulenin içinde sürekli böcekler, yılanlar görüyordum. Kendimden tiksindim. Nefret ediyordum. Bir an önce atlamak benim için bir kurtuluştu. Çatının ucuna kadar yürüdüm. Tam atlamak üzereyken bir el kolumdan tuttu. Hiç tanımadığım bir yüz, bir adam arkamda belirdi. "Sakın yapma oğlum, Allah'a sığın, yapma" dedi. Teyzemden ve hocadan sonra ilk kez biri bana yardım ediyordu. Yüzünde nur vardı sanki. "Yapma oğlum" diyordu. O kadar güzel "oğlum" diyordu ki sadece gülümsedim. Bir ayağım boşluktaydı ama hiç korkmuyordum ölmekten. Sadece bir neden istiyordum ölmemek için. Kimseye güvenim kalmamıştı. Beni kurtarmak için bu iyi adam bile belki bana daha başka bir kötülük yapacak diye düşündüm. Tüm insanlar bana düşman gibi bakıyordu. Neden böyleydi? Ben ne yapmıştım? Benim artık insanlara itimadım kalmamıştı. Yine bir karga kondu karşı çatıya. Ağzından kanlar damlıyordu. Bu iyi adam beni kurtarmak isterken bir şeyler de benim ölmemi istiyordu. Son defa doğup büyüdüğüm şehre baktım. Ne güzel günlerim geçmişti. Ölmeyi bile becerememiştim. Allah'tan başkasından korkmayacağım, bugün de geçecek diye kendimi teselli etmeye başladım. Ama telafisi olmayan yollara çoktan girdiğimin farkındaydım. Beni kurtaran adam da çoktan gözden kaybolmuştu. Zaten ne zaman yanıma geldiğini de görmemiştim. Artık benim için sıradan olmuştu bu şeyler. Aşağı indim. Aşağıdan tekrar kuleye baktım. Gerçekten de çok yüksekti. Kendi kendime az önceki cesaretime hayran kalmıştım. Ama gözüme bir şey çarpmıştı. Kulenin tepesinde birisi vardı. Aşağıya atlayacak gibiydi. Dikkatli bakınca kendimi gördüm. Kulenin tepesinde duruyordum. Bağırıp çağırıyordum. Sonra aşağıya atladım. Kendi kendimi aşağıdan izliyordum. Tak diye düştüm. Tam da önüme. Kemiklerimin kırılma sesini ve dağılan beynimi görebiliyordum. Yine cinlerin bir oyunuydu bu bana. O iyi adam bana engel olmasaydı bu şekilde ölecektim. Canıma kıymış olacaktım. Ne eve ne mahalleye gitmek istiyordum. Nereye gitsem başıma musallat oluyordu dumansız ateşten yaratılanlar. Bir canım vardı zaten. Teyzemi de kaybetmiştim. Çaresiz hocanın yanına gitmeye karar verdim. Her gördüğüm canlıdan tiksiniyordum. Bağlıma gitmek üzere taksiye bindim. Param da azalıyordu. Korkuyordum. Hem de çok korkuyordum. Üstüm başım perişandı. Perişan bir haldeydim. Sokağın başında indim taksiden. Teyzemin kan izleri sokakta halen duruyordu. Çıkmamıştı yerden. Hüzün ve korku içinde yürüyordum yavaş yavaş. Çaresizce. Gecekonduların arasından bir adam çıktı. Yaz günü olmasına rağmen siyah uzun bir palto giymişti. Saçları uzun, bakımsız, gözleri kıpkırmızı bir adamdı. "Korkuyor musun pis çamur?" diyerek iğrenç bir kahkaha attı. "İnanın sesini duymak istemezsiniz. Senin canını bağışlarım. Ama sen de bize hizmet edeceksin" dedi. "Din değiştirip Yahudi olacaksın. Sonra biz ne istersek onu yapacaksın köpek" dedi. Ben önce besmele çekmemle bir anda kayboldu. Sonra koşmaya başladım. Koşuyordum. Hocaya doğru. Çok hızlı bir şekilde koşuyordum. Yine bir gecekondunun önünde karşıma çıktı. Hala kahkaha atıyordu. "Kahrolacaksın" diyordu sürekli. Dilim kilitlenmişti. Hiçbir sure okuyamaz oldum. Korkudan bayılmışım. Uyandığımda hocanın evindeydim. Panik haliyle Hemen hocadan izin alıp evinden çıktım. Kendi evime doğru koşmaya başladım. Koşarak varamazdım. Param da bitmişti. Taksi çağıramazdım. Araba da geçmiyordu zaten. Yolun kenarlarında bir sürü siyah kediler vardı. Bir arada o kadar kedi asla olamazdı. Bu kediler kedi değildi aslında. Çünkü ayakları tersti hepsinin. Başımın üstünde kargalar uçuşuyordu. Neredeyse saçlarımı yalayıp geçiyordu kargalar. Aklımı kaçırmaya az kalmıştı. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Etrafta hiçbir insan yoktu. Zaten gecenin yarısı buralarda kimse olmazdı. Hiçbir şeye takılmayıp koşmaya devam ettim. Üstüm başım perişandı. Mesafe çok fazlaydı. Bir araba kesinlikle geçmesi lazımdı. Koşarak eve varamazdım. Allah'a dua ediyordum. Allah'ım yardım et bana diyordum hep. Uzaktan bir ışık görünmeye başladı. Bu ışık arabanın farıydı. Rabbim dualarımı kabul etmişti. Uzaktan bir araba geliyordu. Hemen elimi kaldırdım dursun diye. Arabada yaşlı bir amca vardı. Üstümün başımın haline bakmadan aldı beni. Allah razı olsun. Mahallemize gidiyordu şansıma. Beni de bıraktı evimin yakınına kadar. Koşa koşa evimin önüne gittim. Bahçede her yerde hayvan cesetleri vardı. Ortalık leş gibi kokuyordu. Evin kapısı kilitliydi. Anahtarı bulamamıştım. Muhtemelen düşürmüştüm. İçeriği izledim. Camdan içeriye baktığımda yine bahçedeki gibi evin içinde komple hayvan cesedi vardı. Onlarca kedi ölüsü, karga ölüsü paramparça edilmişti. Bu hayvanlar normal hayvanlara benziyordu. Hayvan kılığına girmiş cin değildi yani. Kafayı yemişti. Kulağımda sürekli at kişnemesi, kedi miyavlaması ve karga sesi vardı. Cinler damarlarımda kan gibi geziniyordu. Bunu hissedebiliyordum. Hoca ritüel sırasında bana muska vermişti. Keşke hocanın bana verdiği muskayı çıkarken unutmasaydım. Boynumda duruyor olsaydı keşke. Sürekli harabe eve gitme hissi vardı bende. Sanki bir şeyler beni zorla oraya götürmek istiyordu. Kendime hakim olamıyordum. Kendim istemesem de ayaklarım beni harabe eve götürüyordu. Kulağımda onlarca sesler var. Kendimde değildim. Kontrolü kaybettim resmen. Ayaklarıma söz geçiremeyip gidiyordum. Harabe evin önüne vardım. Kısmen yanmıştı çatısı. Ama yine de ayaktaydı. Beni çağırıyordu sessizce. Resmen gel diyordu sanki. Hafif yanmış kapısını zorla açıp hemen içeri girdim. İçimde tarifsiz bir korku ve tahammülsüz acılar vardı. Girmek istemiyordum bu lanet olası eve. Ama kontrol bende değildi. Hakimiyetimi kaybetmiştim. Ayaklarım zorla götürüyordu beni. Girdim harabe evin içine. İstemesem de. Yine ok işaretleri vardı. Orta kata gitmemi söyleyen. Gün doğmak üzereydi zaten. Hava hafiften aydınlık olmaya başladı. İkinci kata çıktığımda gördüklerim beni perişan etmişti. Her yerim buz kesmişti. Babamla göz göze geldim. Gözlerinde ve tavırlarında bir tuhaflık vardı. Biz de seni bekliyorduk dedi. Babam, annem ve yanında siyah paltolu gördüğüm Şerli yan yana durmuşlar, bana bakıyorlardı. Baba, anne ne işiniz var burada? Bu paltolu adam iyi birisi değil. Ne işiniz var bunun yanında dedim. Sonra babam anlatmaya başladı. Ben senin aslında gerçek baban değilim. Annen de gerçek annen değil. Senin öz annen seni doğururken ölmüştü. Babam da şimdi anne dediğin kadınla evlenmiş. Bu anne dediğin kadın benimle aşk yaşıyordu. Baban zengindi. Bu anne dediğin kadın babanın parası için babamla evlendi. Aradan bir yıl geçti. Öz babandan kurtulup anne dediğin kadınla evlenmem gerekiyordu. Öz babanın ölmesi gerekirdi. Ama nasıl? Bir tane falcıdan yardım aldık. Öz babana Harami Cin kabilesini musallat ettik. Harami Cin kabilesi insanlarla fazla ilgilenmez. Ancak onlardan birini öldürürsen sana musallat olurlar. Biz bir şekilde öz babana kedi kılığına girmiş bir cin yavrusunu öldürttük. Ölen cin yavrusu 22 yaşındaymış. O yüzden seni 22 yaşında kurban edecekler ve bebeklerinin intikamını almış olacaklar. Yıllarca baba ve anne dediğim insanlar beni ölüme terk edip harabe evden çıkıp gittiler. Karşımda sadece siyah paltolu, gözleri kıpkırmızı olan şerli mahluk kalmıştı. Bana ya ölürsün ya da ömür boyu bize itaat edersin dedi. Burnun Tekrar kanamaya başlamıştı. Gözüm kararıyordu. Ayakta daha fazla duramayıp yere düştüm. Allah'ım ne olursun kurtar beni. Sana layık kul olamadım. Ne namaz kıldım ne de iyi bir insan olabildim. Karşımda duran cin padişahı Aral bana gülerek seni buradan kimse kurtaramaz artık. Ya bize itaat et ya da kendini öldür diyordu. Başımda tarifsiz bir ağrı vardı. Burnumdan akan kanlardan dolayı her yerim kanlar içinde kalmıştı. Kulağımda atlar kişniyor, gözümün önünde onlarca kedi birbirini parçalıyordu. Birden ayağa kalktım. Kalkmayı istemesem de kendime hakim olamıyordum. Ayaklarım beni sandığın olduğu en üst kata çıkarıyordu sanki. Sandığın kapağını açıp içindeki ipi çıkardım. Tavanda bir çengel vardı. Hemen ipi oraya bağladım. Kendimi asacaktım. Ama canıma kıymak istemiyordum. Zorlanıyordum. Ruhen baskı içindeydim. Hakimiyet bende değildi artık. Ruhumu esir etmişti. Harem-i Cin kabilesi. Onlar ne yapmamı istiyorsa mecbur onu yapacaktım. Artık sona gelmiştim. Ölümle aramda bir nefeslik ömür kalmıştı. Başımı ipe takıp canıma kıyacaktım. Cinler bu şekilde alacaklardı intikamlarını. Ölmeden önce bir not bırakmak geldi içimden. Zar zor sandıktan bulduğum kağıda yanmış odunun isiyle yazmaya başladım. Belki de yazdığım son satırlar. Hayal bile edemeyeceğim ihanetin içinde kalmışım. Birileri mutlu olacak diye birileri ölmeye mahkum edilmişti. Daha 22 yaşında ölümü tatmak üzereydim. Allah'ım affet bu kulunu. Kelime-i şehadet getirsem kabul eder misin? Bu günahkar kulunu affeder misin? Tam ipi boğazıma takmıştım. Ölüme bir nefes kalmıştı. O esnada odanın kapısı açıldı. İçeri giren beni daha önce de ölümden kurtaran o iyi adamdı. Dur oğlum yapma diyerek belimden tutup ipi boynumdan çıkardı. Yine kurtarmıştı beni ölümden. Hakimiyet bendeydi. Büyü bozulmuştu. Harem-i Cin kabilesinin hükmü bir anda kalkmıştı. Ey kurban olduğum güzel insan sen kimsin? Hızır gibi yetişip 2 defadır kurtardın beni. Ben Nusaybin Cin kabilesinden Mira. Beni daha önce Ali olarak gördün. Şimdi de öz babanın kılığındayım dedi. Cin de olsa öz babamı karşımda görmek güzeldi. O küçük Ali demek ki beni kurtarmak için gözden kaybolmuştu. Boynuma hocanın yazdığı muskayı takıp gözden kayboldu. Harabeden çıkarken canıma kasteden anne ve babamı kapının dibinde ölmüş vaziyette gördüm. Siyah kediler cesedini parçalıyordu. Artık 22 yaşındaydım ve artık bambaşka bir insan olacaktım. Allah'a hamdolsun. Her şeyin değerini kaybetmeden bilin. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Çorum'un Eskilip ilçesine bağlı bir köyde ailemle birlikte yaşamaktaydım. Köyde tarlalarımız var. Bir tanesi köy mezarlığına çok yakın. Ben burayı hiç sevmem ama en iyi mahsulü de o tarladan alırız. Bu tarlaların sulama işini köyün çayından su kanallarıyla yapardık. Mezarlığın oradaki tarlayı babam sulardı. Babam bu gece sulama yapacaktı ama akşam üzeri birden hastalandı ve tarlayı sulamaya benim gitmem gerektiğini söyledi. İstemesem de babamı kıramazdım. İstemeyerek kabul ettim. Akşam oldu. Yalnız gitmek istemiyordum. Yanıma köpeğimiz Çakır'ı da alacaktım. Çakır'ı daha yavruyken almıştım. Her sözümü dinleyen iyi bir köpekti. Beyaz, üstüne kahverengi benekleri olan bir köpekti. Akşam Çakır ile yola çıktık. Mezarlığa yaklaşınca Çakır huysuzlanmaya başladı. Hiç böyle yapmazdı. İyice yaklaşmıştık. Çakır beni bırakıp adeta kaçar gibi gitti. Korkmaya başladı. Ama yola devam ettim. Mezarlığın yanına gelmiştim. Mezarlığın öbür tarafında büyük bir kayanın üzerine oturmuş kara bir kedi vardı. Birisi üzerine ışık tutuyormuş gibi parlıyordu ve miyavlamaya başladı. Miyavlaması bir kedinin miyavlamasına hiç benzemiyordu. Kalın ve ürkütücü bir sesti. Aldırmadan önüme bakıp devam ettim. Biraz yürüdükten sonra kediye tekrar baktım. Bu kez farklı bir kayanın üzerine oturmuş, ışığı daha parlak, sesi daha da kalın geliyordu. Nasıl bu kadar çabuk gelmişti oraya? Boş verip devam ettim. Sonra tekrar baktım. Baktığım yerde yoktu. Kediyi görmeyince biraz daha rahatladım. Tekrar önüme döndüm. İşte asıl şoku burada yaşadım. Tam karşımdaki kayanın üzerine oturmuş bana bakıyordu. Kayadan aşağıya atladı ve 3 metre boyunda, çarşaflı, gözleri kıpkırmızı, yüzü belli olmayan bir şeye dönüştü. Kıpırdayamıyordum. Bana doğru yaklaşıyordu. Ama bu bir yürüme değil. Adeta havada süzülüyor gibiydi. O şey her neyse bana doğru yaklaşıyordu. Birden arkamdan bir şeyin varlığını hissettim. Benim üzerimden doğru atladı. Bu Çakır'dı. Birden çözüldüm ben ve eve doğru kaçmaya başladım. Ne kadar sürdü bilmiyorum. Kendimi evin önünde buldum. Kapıyı eşim açtı. "Niye bu kadar erken geldin?" diye sordu. Cevap vermedim. Eve girdim. Eşim, "Sen iyi misin? Yüzün bembeyaz olmuş." dedi. "Çok yorgunum. Uyumak istiyorum" diyebildim sadece. Hemen yattım. Gözüme uyku girmedi. Bir ara uyuyakalmışım. Rüyamda o kara kediyi gördüm bütün gece. Sabah eşimin sesiyle uyandım. "Kalk artık. Kahvaltı hazır" diye. Kahvaltı masasına oturdum. Babam masada ve gayet iyi görünüyordu. "Gece tarlayı niye sulamadın?" diye sordu bana. Ben de cevap vermedim. O da üstelemedi. Kahvaltımı yapıp masadan kalktım. Dışarıya doğru gidiyordu. Arkamdan babam seslendi. "Gel biraz sigara içelim" dedi. Dışarıdaki çardağa oturduk. Babam, "Dün akşam ne oldu?" "Kızım her şeyi anlattı" dedi. Ben de "Ne anlattı?" diye sordum. "Geldiğinde yüzün kireç gibiymiş. Ne oldu?" dedi. Ben de her şeyi anlattım. Rahatlamıştım. Babam biraz durup düşündü. "Oğlum, Allah'a sığın. Dua et, unutursun yaşadıklarını" dedi. Evin önüne çıktık. Çakır gelmişti. Tüyleri dağılmış ve biraz kirlenmişti. Ama gayet iyi görünüyordu. Babam gece tarlayı sulamaya gidecekti. Akşam olunca babam gitti. Benim aklım hala dün akşam yaşadığım olaydaydı. Yatağa uzandım ve bunu düşünürken uyuyakalmışım. Rüyamda o kediyi gördüm yine. Birden dışarıdan gelen havlama sesleriyle uyandım. Kalkıp hemen dışarıya koştum. Dışarıda 3 tane kara köpek Çakır'a saldırıyordu. Birden karanlığın içinden 3 metre boyunda kara, simsiyah bir varlık, yüzü belli olmuyordu. Çakır'ın boğazından yakalayıp dağların olduğu tarafa doğru götürdü ve 3 siyah köpek peşinden gitti. Ben bir süre olduğum yerde kaldım. Çakır'ı onlara kaptıramazdım. Onu kurtarmalıydım. Eve gidip tüfeğimi aldım. İçine fişek doldurdum ve o şey her neyse peşinden gittim. 15 dakika yürüdüm. İşte oradaydılar. 10 metre ileride bir kayanın üzerine oturmuş kedi ve Çakır aşağıda öylece hareketsizce yatıyordu. Etrafındaysa diğer köpekler vardı. Son bir cesaretle köpeklere ve kediye 2'şer defa ateş ettim. Köpekler kaybolmuştu ama kedi olduğu yerde öylece duruyordu. Tüfeği tekrar kediye doğrultup tetiğe bastım ama tüfekte fişek yoktu. Doldurup tekrar ateş etmek istedim ama yanında başka fişek de yoktu. Kediye tekrar baktım. Hareket edemiyordum. Havada süzülerek yanıma doğru gelmeye başladı. O varlık kalın bir sesle, "Bak, o da öldü. Şimdi seni kim kurtaracak?" dedi. Bana doğru yaklaşmaya başladı. Birden sabah babamın söyledikleri aklıma geldi. Dua okumaya başladım. Bağıra bağıra dua ediyordu. "Allah'ım yardım et" diyordu. Ben dua ettikçe o varlık benden uzaklaşıyordu ve gözden kayboldu. Bir süre olduğum yerde kaldım. Sonra Çakır'ın yanına gittim. Ölmüştü. Onu burada bırakamazdım. Çakır'ı sırtıma aldım. Tüfeği de elime. Evin yolunu tuttum. Eve geldim. Çakır'ı kulübesinin önüne bıraktım. "Sabah gömerim" dedim. Çok zor uyudum. Gece rüyamda o kediyi gördüm. Sabah kalkar kalkmaz babama gece olanları anlattım. "Çakır'ı gömelim, Mustafa Hoca'nın evine gidelim" dedi. Mustafa Hoca bizim caminin imamıydı. 30 yaşında neşeli bir insandı. Çakır'ı gömüp hemen Mustafa Hoca'nın evine gittik. Olan biten her şeyi anlattı. "Yatsı namazından sonra benim evde toplanalım, bir bakalım neler olacak" dedi Mustafa Hoca. Yatsı namazından sonra Mustafa Hoca'nın evine gittik. Bizi bir odaya götürdü. "Siz geçin, ben hemen geliyorum" dedi. 2 dakika sonra elinde gümüş bir tepsiyle geldi. Tepsiyi odanın ortasına koydu. İçine su doldurdu. "Gel karşıma otur" dedi. Karşısına oturdum. Mustafa Hoca Cebinden küçük bir defter, üzerinde Arapça yazılar olan kağıt çıkardı. Defteri açıp okurken kağıtları da yırtarak suya atıyordu. Birden lambanın ışığı titremeye başladı. Kulaklarım çınlıyordu ve ışıklar söndü. O karanlıkta birbirimizi göremiyorduk. Mustafa Hoca susmuştu. Bir dakika sonra ışıklar tekrar yandı. Mustafa Hoca yerde kıvranıyordu. Hemen hocayı kendine getirdik. Öylece konuşmadan 5 dakika bekledi ve bu şey çok güçlü. Bu beni aşar dedi. Ben şimdi ne yapacağım diye üzülerek sordum hocaya. 5 dakika daha sustu. Sonra Topal Hoca dedi. Bu işi ancak Topal Hoca çözer dedi. Cebinden telefonunu çıkartıp yan odaya geçti. 5 dakika sonra geldi. Seni görmek istiyor. Yarın Ankara'ya gidiyoruz dedi. Gidin, iyice dinlenin. Yarın sabah namazından sonra benim araba ile gideriz dedi. Bizi kapıya götürdü. Bildiğiniz bütün duaları okuyup öyle yatın dedi. Evine girdi. Biz de kendi evimize gittik. Bildiğim bütün duaları okuyup hemen yattım. Gece rüyamda o kediyi gördüm. Sabah ezanının sesiyle uyandım. Babamı alıp camiye gittim. Namazdan sonra babama sen burada kal. Evdekileri yalnız bırakma dedim. Babam bana merak etme. Buradakiler bana emanet. Siz kendinize dikkat edin dedi. Mustafa Hoca'nın arabasıyla yola çıktık. 3 saatlik yol boyunca Mustafa Hoca pek fazla konuşmadı. Ankara Polatlı'da eski bir evin önünde durduk. Kapıyı çaldı. Kapıyı 65 yaşlarında, uzun sakallı, 1.65 boylarında, nur yüzlü bir ihtiyar açtı. Bizi içeriye aldı. Evin duvarlarında Arapça yazılar vardı. Güzel ve sade bir evdi. Topal Hoca bizim için eşine yemek hazırlattı. Yemekten sonra Topal Hoca bize bir oda gösterdi. Odada 2 tane yatak vardı. Mustafa Hoca'ya bir şey söyledi ve odadan çıktı. Mustafa Hoca'ya sordum ne söyledi sana diye. Hemen ritüele yatsı namazından sonra başlayacağız diye söylemiş. Yatsı namazına kadar yatıp dinlenelim demiş. Ben yatar yatmaz uyumuşum. Mustafa Hoca'nın sesiyle uyandım. Kalk artık diyordu. Saat kaç oldu diye sordum. Akşam oldu dedi. Çok güzel uyumuştum. Topal Hoca bize bir sofra hazırlatmıştı. Çok acıkmıştım. Yatsı namazını kıldıktan sonra Topal Hoca bizi başka bir odaya götürdü. Oda ortadaki büyük gümüş tepsi hariç tamamen boştu. Bana dönüp sen geç otur Mustafa, sen de gel bana yardım et dedi. Ben geçip tepsinin yanına oturdum. Az sonra Mustafa Hoca ve Topal Hoca geldi. Topal Hoca'nın elinde bir güğüm, Mustafa Hoca'nın elinde büyük bir kova vardı. Topal Hoca güğümdeki suyu tepsiye boşalttı. Mustafa Hoca da elindeki kovadan ne balığı olduğunu bilmedi. 3 tane balığı tepsinin içine attı. Topal Hoca karşıma oturdu. Mustafa Hoca da yanıma. Topal Hoca elini uzat dedi. Ben de uzattım. Bir iğne batırdı. 3 damla kanı tepsiye damlattı. Arapça olmadığını bildiğim bir dilde bir şey okumaya başladı. Topal Hoca okudukça kulaklarım çınlıyordu ve birden bu Müslümanı rahat bırak, git buradan yoksa seni yakarım diye Türkçe konuşarak bağırmaya başladı. Topal Hoca kendine ait olmayan kalın ve tiz bir sesle konuşuyordu. Topal Hoca tekrardan bilmediğim bir dilde bir şey okumaya başladı ve kulağımdaki çınlama kesildi. Mustafa Hoca kendine geldi. Sana bir ifrit musallat olmuş. İşimiz zor ama Allah'a şükür çözümü var dedi. Topal Hoca ayağa kalktı. Odanın içindeki kileri açtı. Yardım edin de şu aynaları getirelim dedi. Biz de aynaları getirdik. 4 tane ayaklı boy aynası getirdik. Tepsiyi odanın diğer ucuna koyduk. Topal Hoca odanın ortasına büyük bir çember çizdi. Çemberin ortasına geçmemi işaret etti. Çemberin ortasına geçtim. Aynaları önüme, arkama ve sağıma soluma yerleştirdiler. Gözlerini kapat ve sakın açma dedi hoca. Gözlerimi kapadım. Topal Hoca bilmediğim bir dilde bir şey okumaya başladı. Yine kulaklarım çınlıyordu. Topal Hoca'nın sesi giderek yükseliyordu. Kulaklarındaki çınlama da aynı oranda artıyordu. Birden üzerime bir ağırlık çöktü. O gelmişti. Onu hissedebiliyordum. Merakıma yenik düşüp gözlerimi biraz açtım. O varlık aynanın içindeydi. Gözlerini kapat diye bağırdı Topal Hoca. Aynalardan çatırdama sesleri geliyordu ve başıma bir ağrı saplandı. Başım ortadan ikiye ayrılacak gibi hissediyordum. O esnada bayılmışım. Gözlerimi açtığımda bir yatakta yatıyordum ve başucumda Mustafa Hoca vardı. "Ne oldu?" diye sordu. "Topal Hoca onu yakarak öldürdü. Her şey bitti, kurtuldum" dedi. Kalktım ve Topal Hoca'nın yanına gittim. Elini öptüm. "Allah razı olsun hocam. Borcumuz ne?" diye sordum. "Bu işler para için yapılmaz. Allah rızası için yapılır" dedi. "Allah'a emanet olun. Allah yolunuzu açık etsin" diyerek bizi yolcu etti. O günden sonra bir daha başıma böyle bir olay gelmedi. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Takipçi hikayeleri. Yaşadıklarımın tamamen gerçek olduğunu bilmenizi istiyorum. Anlatacaklarım, bu işlerin merak edilmemesi, araştırılmaması ve üzerine gidilmemesi gereken konular olduğunu sizlere söylemek ve ne kadar vahim durumlara yol açabileceğini anlamanızı sağlamak içindir. Yaşadığım yer ya da kimliğim hakkında bilgi vermeyeceğim. Sadece yaşananları tüm gerçekliğiyle sizlere anlatacağım. Ben ailemin tek çocuğuyum. Adımı bilmenizde sakınca yok. Adım Faris. Babam yıllarca imamlık yapmış, dini bütün bir kişi. Anadolu'nun birçok ilini dolaştık. Babam sanki bir şeylerden kaçarmışçasına gittiğimiz yerler bir ya da iki yıldan fazla kalmazdı. Aslında bu yer değiştirme olayları şöyle başladı. Anadolu'nun bir köyünde imamlık yaptığı zamanlarda bir gece şiddetle kapımız çalındı. O zamanlar ben 14 yaşındaydım. Evimiz caminin hemen yanında olan köy lojmanıydı. Gecenin bir yarısı alacaklı gibi kapımızı çalan bu kişi kim diye hepimiz merak edip ayağa kalktık. Babam sakin olmamızı söyleyerek kapıyı açtı. Kapıyı açtığında köyde daha önce hiç görmediğimiz 2 kadın 2 erkek vardı. Hani bazı insanları ilk gördüğünüz an negatif duygular hissedersiniz ya. Bu kişilerin hal ve tavırlarından hiç haz etmedim. Kişileri incelerken dışarıdaki pick-up tarzı bir aracın arkasında tavut olduğunu gördüm. Erkeklerden yaşlı olanı lafa girdi. "Hocam zor durumdayız, yardım edin" dedi. Babam anneme ve bana "Siz içeriye geçin, ben konuşup geleyim. İnsanlar müşkül durumdaymış" diyerek kapıyı kapatmak istedi. Ben babamı yalnız bırakmak istemediğim için annem içeride kaldı. Ben de babamın yanında kaldım. Yaşlı adam tekrar lafa girdi. "Hocam biz bu köye yakın bir köyde oturuyoruz. Köyümüzün imamı olmadığı için, köyde de kimse bu işlerden anlamadığı için rahmetliyi yıkatamadık. Sizden yardım istiyoruz" dedi. Babam başta biraz da laf vurarak "Keşke gün ağarınca gelseydiniz" gibisinden söylenecek gibi oldu ama sonra insanların acısını anlayıp kabul etti. Ben hala babamı yalnız bırakmak istemiyordum ama çok da korkuyordu. Babam bana "Oğlum sen artık büyüdün. Eğer korkarsan eve, annenin yanına git" dedi. Fakat ben "Hayır baba, korkmuyorum. Sana yardım etmek istiyorum" dedim. Ama içimdeki korkuyu anlatamam. Dizlerimin titrediğini hissedebiliyordum. Tavutu gasilhaneye getirdiler. İçeride sadece ben, babam ve babamla konuşan yaşlı adam kaldı. Diğer akrabaları arabanın içinde beklemeye başladılar. Babam tavutun kapağını açtı. Hayatımda ilk defa babamın bembeyaz olduğunu gördüm. Babam bana heyecanla "Oğlum sen çık, kapının önünde bekle. Senden bir şey istersem ben seni çağırırım" dedi. Ne kadar kalayım desem de babam beni dışarıya çıkardı. Bu tavrı merakımı iyice arttırmıştı. Dışarıya çıktım ama kapının aralığından içeride neler olduğunu izliyordum. Babam tavutun kapağını kapatmış. Yaşlı adama "Bu kim, buna ne oldu böyle" gibisinden hararetli bir şekilde sorular soruyordu. Yaşlı adam hiçbir soruya tam cevap vermiyordu. Belli ki o da korkuyordu. Bir ara arabada bekleyen akrabalarına baktı. Arabadaki 3 kişi öylece bana bakıyorlardı, tepkisiz bir şekilde. Bu iş gitgide beni daha da korkutmaya başlamıştı. Asıl şoku tekrar kafamı kapının aralığından içeriye baktığımda yaşadım. Tabutun içindeki kişiyi yaşlı adamla babam çıkartırken gördüm. Sanki adam kalıp gibi kalmış, elleri ayakları çarpılmış ve boynu geriye dönmüştü. Göz oyukları sanki boş gibiydi. Korkudan kanımın çekildiğini hissediyordum. Babam sürekli "Allah'ım sen yardım et ya Rabbim diyerek işini yapmaya çalışıyordu. Bir ara babam ölüyü yıkarken odanın duvarlarında gölgelerin gezdiğini gördüm. Hayatınızda hiç böyle bir çıkmazda kaldığınız oldu mu bilmiyorum. Kalp atışlarım kulaklarımda, nefes almaktan korkuyordum. Babama seslenmek istedim fakat cesaret edemedim. Babam yaşlı adamdan ölüyü yıkarken yardım istiyordu. İkisinin ölüyü yıkadığı sırada kapıdaki o aralık sert bir şekilde örtüldü. Kapının kapanmasıyla çığlık atmam bir oldu. Şoka girmiştim. Benim bağırmama babam geldi. "Ne oldu?" dedi. Anlatamıyordum. Biraz kendimi toplayıp onları kapının aralarından izlediğimi söyledim. Babam bana, "Oğlum, annenin yanına git. Annene söyle, birlikte Kur'an okuyun. Ben Allah'ın izniyle şu işi halledip geleceğim" dedi. Babamın dediğini yaparak eve çıktım. Eve çıktığımda annemin çoktan Kur'an okumaya başladığını gördüm. Abdest alıp hemen yanına oturdum. Bir yandan da ara ara camdan dışarıya bakıp gelip gitmediklerini kontrol ediyordu. Annem Kur'an okumaya devam etti. Bir süre sonra araba sesi duydum. Fazla geçmeden evin kapısı açıldı. Babam eve geldi. Babama neler olup bittiğini soramadım. O gece fazla konuşmadan yattık. Ertesi gün hafta sonuydu. Birlikte güzel bir kahvaltı yaptık. Fakat babam hala durgundu. Babama dün gece gelen insanların kim olduklarını ve o adamın neden o halde olduğunu sordum. Fakat babam da kim olduğunu, neden o hale geldiğini bilmediğini söyledi. O da sormuş fakat yanıt alamamış. Bu olaydan sonra bulunduğumuz evde tuhaf olaylar olmaya başladı. Geceleri gasilhanenin ışıkları yanıyordu kendiliğinden. Babam her sabah namaza gittiğinde ışıkları yanık buluyordu. Böyle ufak tefek olaylar yaşanıyordu. Asıl olay ise babamın başına geldi. Bir iki hafta sonra babam sabah namazı için camiye giderken yine gasilhanenin ışığının yanık olduğunu fark etmiş. Işığı kapatmak için gasilhaneye girdiğinde ışıklar aniden kapanmış. Gasilhanenin kapısı kendiliğinden kapanmış. O gecenin sabahında annemle biz babamı evde bekliyorduk. Fakat babam gelmedi. Ben merak edip önce camiye baktım. Camide babam yoktu. Köy cemaatinden bir iki kişiye babamı sordu. Fakat onlar da babamın sabah namazına gelmediğini söylediler. Bu iş beni daha da tedirgin etti. Etrafı ararken aklıma gasilhane geldi. Gasilhaneye girdiğimde babamın baygın halde yerde yattığını gördüm. Ben babamı bulduğumda köyün yaşlılarından bir iki kişi de benimle birlikteydi. Babamı ayılttık. Babam ayıldığında dualar ediyordu. Yüzünden ne kadar korktuğu belli oluyordu. İnsanların içinde bir şey anlatmadı. Eve gittiğimizde buradan gitmemiz gerektiğini söyledi. Annem ısrarla orada ne yaşadığını sordu. Babam da yaşadıklarını anlattı. Gece oraya girdiğinde kapı aniden kapanıp ışıklar sönmüş. Daha sonra arkasını döndüğünde o gece gelen kişilerin ölen yakını yine masanın üzerinde yatıyormuş. Babam dualar okuyarak eve, bize bağırmış. Fakat kimse sesini duyuramamış. Ölünün etrafında siyah, dumanımsı kişilerin dolaştığını görmüş. Babamı hesaba çekmişler. "Sen nasıl bizim alemden birini yıkarsın?" demişler. Babam daha fazla dayanamamış, bayılmış. Bu olayın sonrasında o köyden taşındık. Gittiğimiz yerlerde babam kendini hiç rahat hissetmedi. Emekli olana kadar bir yerde 1-2 yıldan fazla kalmadı. O olaydan sonra asla ölü yıkamadı. Bu tarz olayların ne kadar kötü olaylar olduğunu yaşamayan bilemez. Allah'a şükürler olsun ki babam ve biz bu olayları atlattık. Varlıklarına inanın ama daha fazlasını merak edip üstlerine gitmeyin. Dünyanın belli bir düzeni var. Kimse kimseyi rahatsız etmediği sürece düzen bozulmaz. Ama onları rahatsız ederseniz sonuçları ağır olabilir.